Başkanım, saygıdeğer Sosyal Güvenlik Kurumumuzun il müdürümüz, sevgili hocam, saygıdeğer konuklar, sevgili meslektaşlarım, yine bir seminerde birlikteyiz. Bugünkü seminerimizin konusu yapılan son düzenlemeler çerçevesinde gerek sosyal güvenlik mevzuatımızda gerekse iş hukukumuzda yenilikler, mevzuata getirmiş olduğu mevzuatla ilgili yeni düzenlemeler, uygulamada karşılaştığımız konular seminerimizin konusunu oluşturuyor. Seminere hoş geldiniz. Odamız için yönetim kurulumuz adına sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz. Şimdi seminerimizin açış konuşmalarını yapmak üzere oda başkanımız Yahya Arıkan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Saygıdeğer il müdürüm, değerli hocam, değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarım, sizleri İstanbul Mali Müşavirler Odası adına sevgi ve saygıyla selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlarım, bir yılı geride bıraktık. Acısıyla, üzüntüsüyle, sevinciyle bir 2014 yaşadık. Yaşam devam ediyor. Ben öncelikli olarak tüm arkadaşlarım adına, kurullarım adına 2015 yılının önce barış, huzur, hepinize sağlık ve bol kazançlı bir yıl olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlarım, mesleki yoğunluğumuz devam ediyor. Her gün yaşantımıza yeni bir konu giriyor. Özellikle bu sene yeni bir süreçte başladık. E-defter konusu. Bunun olumlu olumsuz yanlarını süreç içerisinde birlikte yaşayacağız. Tabii bu tip çok ciddi atılımların, adımların birdenbire ürkütmeden özellikle iş dünyasının benimseyeceği bir sürecin oluşmasında büyük bir yarar var. Ama görünen şu ki hep bu kürsülerden ifade ettik. Süreç içerisinde her şey, hayatın her alanı bir e-sürece doğru gidiyor. Bundan da kaçınmamız asla söz konusu değil. Mesleki sorunlarımıza baktığımızda her gün bir yenisi ekleniyor. Özellikle son zamanlarda birkaç tane taslak çalışma var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi sorumlulukla ilgili bir yönerge taslağı var. Bilmiyorum okudunuz mu değerli arkadaşlarım. Şimdi öyle bir yönerge taslağı ki okuduğunuz zaman tüyleriniz diken diken oluyor biliyor musunuz? Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir sorumluluğu bu taslakla bize yüklemeye çalışıyorlar. Yani ne yapmak istiyorlar biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? 3 kuruş muhasebe ücreti almayla ilgili aldığımız bedel karşısında sanki bizi şirketlerin ortağı yapmaya çalışıyorlar biliyor musunuz? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani müşterek ve müteselsiz sorumluluk adı altında ayda 200, 300 lira, 500 lira, 1000 lira muhasebe ücreti alacaksın. Sonra firmanın ortağıymış gibi trilyonlarca lira doğabilecek vergi ve cezaya ortak olacaksın. Bunu anlamak mümkün değil. Yine incelediğiniz zaman baktığınızda inceleme elemanının ağzından çıkacak bir cümleyle sizin kaderinizi belirleyecek. Hukuk devletinden bahsediliyorsa bunların asla söz konusu olmaması lazım. Tabii
bir şeye tek başına karşı çıkmak yeterli değil sevgili arkadaşlar. Neden? Bu sorumlulukla ilgili yaşanan onca sıkıntılar var biliyorsunuz. İçimizde bu işi düzgün yapan arkadaşlarımız var, doğru yapan arkadaşlarımız var ama bunun yanı sıra düzgün yapmayan insanlar var. Bu ne olması lazım? Bu konudaki görüşümüzü de TÜRMOP aracılığıyla Maliye Bakanlığı'na aktarıldı. Tüm gelişmiş ülkelerde değerli arkadaşlar sorumluluk şekilde yürüyor. Bir işi alırken her yıl o firmanın riskinin ne olacağını belirliyorsunuz karşılıklı olarak. Diyorsun ki ben bu firmanın 2015 yılıyla ilgili olaraktan üstleneceğim risk örneği 100.000 TL'dir diyorsunuz. Onun üstü beni ilgilendirmez diyorsunuz. Arkasından o üstlenen risk otomatikman sigorta ettirmek zorundadır. Tüm çağdaş ülkelerde yapılan uygulama budur sevgili arkadaşlar. Eğer Türkiye'de de bu iş yürüyecekse ancak bu şekilde yürümesi gerekmektedir. Bunun arkasından yine bir taslak var. Tek tebliğ taslağı. Bilmiyorum. Bunlar arkadaşlar vakit bulup inceleyebiliyor musunuz? İnceleyen var mı içinizde sevgili arkadaşlarım? Şöyle bir el kaldırsınlar. Bir üç çoğunluğu haberiniz yok. Güzel. Ancak kapıya geldiği zaman farkına varacağız tehlikenin. Neyse. Şimdi aslında tek tebliğ taslağı kısmen yeni bir şey değil. Nasıl yeni bir şey değil? Biliyorsunuz vergi beyanlarının imzalanmasıyla başlayan Müküler 227 ile 4 nolu tebliğ ile meslek mensubunun sorumluluklarını belirleyen tebliğler hala uygulamada. Sözüm ona bunu bu tek tebliğ taslağıyla onca tebliği teke indirerekten konuyu netleştirmeye çalışıyorlar. Ama arkadaşlar konu sorumluluk yönergesinden çok farklı değil biliyor musunuz? Bunun bu çalışmayla ilgili sosyal medyada zaman zaman izliyorum. Sanki bu taslak TÜRMOP'la bir anlaşma yapılarak hazırlanmış şeklinde bir söylem var. Kesinlikle arkadaşlar meslek örgütümüzde bu taslakla bir alakası yoktur. Hiçbir oda yöneticisi, hiçbir TÜRMOP yöneticisi bu taslağa asla evet diyemez. Bunu herkes böyle bilmesi lazım. Afyon'da bir toplantı yapılıyor. Bu toplantıda bir sürü şey konuşuyoruz. Bakın bunlar nelerdir? Mesela en büyük sıkıntı kaçak olguda biliyorsunuz 4 nolu arıcılık sözleşmesinde yatmakta. Birçok meslek mensubu defter tutmasına rağmen 3 nolu arıcılık sözleşmesini düzenlemiyor. 4 nolu arıcılık sözleşmesiyle konuyu delmeye çalışıyor. Afyon'da denildi ki 4 nolu sadece yıllık beyannameler yani gayrimenkul sermaye ile ilgili beyanlar güvenliği konusunda fikir birliğine varalım. Yeminli mal müşavirler tam tasdik dışındaki firmaların beyannameleri göndermesin diye bir ilke anlaşmasına varıldı. Başka şirketlere verilen şifreler ortadan kaldırılsın denildi. Başka basit üstünün dışındaki tüm firmalar beyanname kapsamına, imzalama kapsamına alınsın denildi. Başka meslek mensubunun vefatının mücbir sebebi olarak sayılması konusu düşünce birliğine varıldı. Başka tahsilatların bankadan geçilmesi konusunda ilke kararına varıldı. Bunların hiçbirisi yok sevgili arkadaşlar. Ne getiriyorlar? Sözleşmenin standartı budur diyorlar. Biraz şunu anlatacağım sevgili arkadaşlar. Dünyanın hiçbirinde tek tip bir sözleşme yapmana sahip değilsiniz. Siz sözleşmedeki asgari olması gereken ilkeleri belirleyebilirsiniz. Ama müşteriyle meslek mensubu bu sözleşmeyi kendi koşullarına göre yenilemesi kadar doğal bir şey yoktur. Bu kadar açık sevgili arkadaşlar. Başka ne yapıyor? Ben diyor kapasitene bakacağım diyor. Eğer kapasiten uygun değilse diyor. Arkadaşlar dikkatini çekiyorum. Müşterileri tek tek inceleyeceğim diyor arkadaşlar. Bir hukuk devletinde böyle bir şey olabilir mi ya? Açıkçası herkesin şunu bilmesi lazım. Bizim bunları asla kabullenmemiz söz konusu değildir. İsmi olarak bu konudaki düşüncelerimizi süratle TÜRMOP'a aktarıyoruz. TÜRMOP da bizim adımıza bu süreci takip edecektir. Şimdi değerli arkadaşlar, başka neler var gündemde? Yeminli mal müşavirlerle sıkıntılar yaşıyoruz. Burada içinizde yeminli mal müşavir arkadaşlarım olabilir.
Amacımız onları üzmek etmek değil. Ama bir piyasa varsa bu piyasayı herkes paylaşması mı diyecek sevgili arkadaşlar? Bir örnek vereceğim. Sigorta şirketleri bir şube açtığı zaman Hazine Müsteşarlığı diyor ki istisna evrak ve belgeler arasında mali tablolar da olacak deniliyor. Bu mali tablolar diyor yeminli malmuşlar tarafından onaylanmak zorundadır diyor. Ya arkadaşlar gülerler ya. Bu kadar böyle doyumsuzluk olabilir mi? Bu firmanın kaydını düzenleyen benim. Bu firmanın mali tablosunu düzenleyen benim. Benim düzenlediğim bir mali tabloyu ayrıca onay yaptırmanın mantığını bana biriniz anlatabilir misiniz sevgili arkadaşlar? Buradan söylüyorum. Bu konuda dava açacağız sevgili arkadaşlar. Bunu artık buraya kadar dayanmış vaziyette. Yasanın ikinci maddesinde yetkiler belirtilmiş. Bu yetkileri siz belli bir kesime sürekli vermeye çalışırsanız artık bir noktadan sonra patlar sevgili arkadaşlar. Bu anlamda hukuksal süreç boyutu elbette sürecek. Peki size şunu sormak istiyorum sevgili arkadaşlar. Bu hukuksal süreç yeterli mi sizce? Ne yapalım arkadaşlar? Söyleyin lütfen. Biraz sonra SGK ile ilgili değerli dostlarım sizi bilgilendirecekler. Yeterli mi soruyorum ben size sevgili arkadaşlar. Oturacak mıyız böyle yerimiz arkadaşlarım soruyorum ben size. Sürekli üstümüze geliyorlar ya. Ne yapacağız? Arkadaşlar hukuksal süreci sonuna kadar zorlayacağız. Ama bize göre hukuksal süreç yeterli değildir. Sesimizi daha gür bir şekilde ortaya koymamız lazım. Bakın 1 Mart muhasebe gününü birkaç yıldan beri biliyorsunuz. Birkaç yıldan beri hafta olarak kutluyoruz. Bu sene de hafta olarak kutlayacağız. Ben buradan herkese bir çağrıda bulunuyorum. Gelin 1 Mart günü saat 11'de Taksim Meydanı'nda çelenk koyacağız. Bir basın açıklaması yapacağız. Eğer gerçekten bunlardan şikayetçiyseniz, gerçekten muzdaripseniz lütfen herkes saat 11'de 1 Mart'ta Taksim Meydanı'na gitsin sevgili arkadaşlar. Gelecek mi zoruyor arkadaşlarım? Soruyorum ben size. Vallahi ben de şifre şöyle ediyorum. Gelmeyeceğiz demek istiyoruz. Öyle mi arkadaşlar? Ya gür bir alkış istiyorum arkadaşlar ya. Arkadaşlar üzüm yemek istiyoruz. Bakın burada SGK'nın başta il müdürü olmak üzere değerli bürokrat arkadaşlarımız var. Bugüne kadar ismi olarak eğer bizi yakından tanıyorlarsa biz hep üzüm yemek istedik sevgili arkadaşlar. Gelin birlikte üzüm yiyelim ya. Bu meslek mensubuna değer verin. Bu meslek mensubunun sorununa sahip çıkın ki bu meslek mensubu da bu ülkeye katkısını daha iyi bir şekilde yerine getirsin. Şimdi değerli arkadaşlar hafta ile ilgili yine 2 Mart'ta burada bir panel var. Bu paneli biz çok önemsiyoruz. İşte bu seminerin bitiminden sonra paneli bu hafta içerisinde ilan edeceğiz. Nedir panel? Biliyorsunuz devletin şu anda gündeminde bir e-devlet süreci var. Sayın bürokratlarım da bu işi çok iyi biliyorlar. Ve Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde bu tüm bilgilerin bir merkezi koordinasyonla toplanması şeklinde bir proje olduğunu biliyoruz. Şimdi öyle bir süreç yaşıyoruz ki aynı bilgiyi SGK'ya ayrı veriyoruz. İşkur'a ayrı veriyoruz. Maliye Bakanlığı'na ayrı veriyoruz. Başka bir yere ayrı veriyoruz. Ya kardeşim bir tek bilgi al bizden. Al bilgi havuzuna bunu. Sonra hangi kurum bu bilgiyi istiyorsa alsın sevgili arkadaşlar. İşte bunu ortaya koyabilecek olan önemli bir panel yapılacak. Biz bu panele tüm paydaşları çağırdık. Yani Çalışma Bakanlığı'nı, Ticaret Bakanlığı'nı, Maliye Bakanlığı'nı, Ulaştırma Bakanlığı'nı, iş dünyasını, üniversiteyi. Tek bir amacımız var. Umut ediyorum bu panelin arkasından. Artık bizden ikide birde herkes ayrı ayrı bilgi istememesi lazım. Biz bilgimizi çıkartalım. Devletin bilgi havuzuna bu bilgiyi aktaralım. Kurumlarda bu bilgi alsınlar istiyoruz sevgili arkadaşlar. Bu anlamda bu panele de muhasebe camiasının çok büyük bir desteğine ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyorum. Tabii çok mevzu var konuşacak. Birkaç tane önemli konuyla konuşmalarımı müsaadenizle tamamlamak istiyorum.
Bağımsız denetim arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar diyorlar ki ya bağımsız denetim işi bitti. Bitmez arkadaşlar, kusura bakmayın. Bitmesi mümkün mü sizce? Şimdi bir vicdan muhasebesi yapıyoruz her zaman, soruyorum da. Bu kürsüden onlarca defa anlattım ben bu konuyu. 15'ini dolduranlarla ilgili bir sorun yok. Öyle mi arkadaşlar? 15'ini dolduranları bekleyin dedik. Soruyorum ben size. 15 yılını dolduran arkadaşlar da bekleyin dediklerimizde beklemeyip girenler arasındaki bana bir kişi farkı izah edebilir misiniz sevgili arkadaşlar? Ne zorlaştı? Aynı şekilde katılanlar, parayı veren bu işi tamamlayacaklar, bitirecekler arkadaşlar. Bu kadar basit. Ama birileri şunu soracaklar. Yaklaşık 20 bin tane kişinin bu eğitimlere katılıp 3 bin lira para verip karşılığında ne aldığını, ülkeye ne kattığını birileri soracak sevgili arkadaşlar. Bu kadar kolay mı ya? 3 bin lira üniversitelere bu eğitimler yapıldı, planlandı ve karşılığında alınan koca bir iş. İş alan var mı soruyorum. Var mı içinde iş alan arkadaşlar? Bu lisanslarını tamamlayan arkadaşlarımızdan. O da yok. Şimdi bakın, biz başından beri şunu anlatmaya çalıştık. Mali müşavir olan herkesin denetim hakkı olduğunu arkadaşlar. Bakın bunu, şu kısmı lütfen dikkatle izlemenizi rica ediyorum. Bir hatta yanlış varsa lütfen birlikte düzeltelim. Diyoruz ki mali müşavir olan herkesin denetim hakkıdır. Burada bir itiraz var mı? Yok. Peki ne olması gerekiyor? Kamu Gözetim Kurumu tüm dünyada olduğu gibi sadece ve sadece gözetleme işini yapmalı sevgili arkadaşlar. Gözetle kardeşim sen. Bırak meslek örgütü lisanslamayı yapsın. Meslek örgütü eğitimini yapsın. Ama şu bir gerçek ki denetim hakkı olan herkesin bu işi yapacak diye bir kural yok sevgili arkadaşlar. Son bölümde izah edeceğim. Sorun şu. 15'ini doldun arkadaşlarımız, mutlu olabilirsiniz. Ben bu kürsülerden başvuracağımı ilan etmiştim. Başvurmadım sevgili arkadaşlar. Neden? 15'ini doldurmayan arkadaşlarla ilgili mücadeleyi birlikte sürdürmeli sevgili arkadaşlar. 15'ini doldurmayan arkadaşlar ve de bu mesleğin geleceği olan gençler için bu mücadeleyi birlikte sürdürmeli sevgili arkadaşlar. Bu mücadeleye nokta mı koyalım? Size soruyorum. Mücadeleye devam edelim mi sevgili arkadaşlarım? Efendim? Ama bakın, canlı yayından bizi herkes izliyor. Bizi herkes izliyor. Biliyorsunuz bir sözümüz var. Sayılara artık takılmıyorum. Salon dolmuştur, dolmamıştır, hiç oralarda değilim. Ama bizi tüm Türkiye izliyor. Bir şeyin altını arkadaşlar, bizi izledikleri için söylüyorum. Bakın 15'in dolan arkadaşlar için soru olmadığını ifade ettim. Ama bizim geleceğimiz 15'ini doldurmayanlar ve gençler ise, bu mücadeleye destek verdiğinizi yürek dolusu bir alkış istiyorum sevgili arkadaşlarım için olaydı. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. İşte doğrusu olan bu. Bir gün bizden sonra gelecek kuşaklar bu mesleğin tarihçesinde yargılayacaklardır. Kim nasıl mücadele etti, ne yaptı, ne etmedi. Buradaki dik durmanızdan dolayı özel olaraktan bir teşekkürü sizlere borç biliyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir diğer konu haksız rekabet konusu. Şu anda salonda hazırın olaraktan büro sahibi kaç arkadaşım var, işaret buyursunlar lütfen. Şirketlerde çalışan arkadaşlarım kaç kişi, işaret buyursunlar lütfen. Stajyer arkadaşım kaç kişi? Azınlıkta. Peki. Çoğunlukta serbest olarak faaliyet sürdüren arkadaşlar bugünkü hazırında var. Peki arkadaşlar, size bir şey sormak istiyorum. Sizlerle yaptığımız onlarca toplantıda mesleğimizin en temel sorununun başında ne geliyor diye sorduğum zaman sizler haksız rekabet demediniz mi sevgili arkadaşlarım? Hala haksız rekabet bu mesleğin en temel birinci sorun değil mi arkadaşlar? Soruyorum ben size. Efendim? Bu sorun devam ediyor değil mi arkadaşlar? Peki ne oldu arkadaşlar? Bununla ilgili ilk defa Türkiye'de hiçbir meslek örgütü olmayan bir yönetmelik yayınlandı.
Tüm odalarımızda ve tüm toplu aksi rekabet kurulları oluştu. Bu yetti mi? Yetmedi. Ne yaptık? Dedik ki biz bu işi takip edeceğiz. Arkadaşlar çok enteresandır. 2013 yılın Aralık ayında haksız rekabetle ilgili meslek kararı yayınlanıyor. Bir yıl geçiyor aradan. Kimseden çıt çıkmıyor arkadaşlar. Çıt yok ha. Hiçbir eleştiri yok. Ne zaman bu meslek kararı 1-1-2015'te yürürlüğe girdi, bir koro başladı. Homurtu başladı. Ne yapacağız? Yeni mi adım atacağız? Arkadaşlar soruyorum ben size. Bakın önce şunu herkes bilsin. Buradan da ilan ediyorum. İki tane şapkam var. İSMO Başkanıyım. Aynı zamanda Türkiye Haksız Rekabet Mücadele Kurul Başkanlığı yapıyorum. Bu meslek kararının amacı şudur. Haklı rekabet eden hiçbir meslek mensubu bu meslek kararından korkmasın sevgili arkadaşlar. Bir kez de altını çiziyorum. Haklı rekabet edenlerle bir işimiz yok. Arkadaşlar soruyorum. Üç konuda müzdarip değil misiniz? Bir, her yıl yıl sonunda muhasebe alacağınız var. Bu parayı alamıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Birikmiş kartı gibi bir bedel. Bırakıyorsunuz o işi. Kime gidiyor o iş arkadaşlar? Bir başka meslek mensubu gidiyor öyle mi? Peki benim alacağım ne oldu? Yok oldu gitti. İki, bir ücret veriyorsunuz. Örneğin 1.000 lira. Çıkıyor bir başka meslek mensubu. Ben bunu 500 lira yaparım diyor arkadaşlar. Bunu takip etmeyelim mi? Asgari ücret belirliyoruz. Asgari ücret belirliyoruz. Ya hakikaten adı üstünde asgari ücret arkadaşlar ya. Normalde o işe kesinlikle yapılmaması lazım. Çıkıyor yine işimizdeki birileri. 16 ücret vererek iş alıyor sevgili arkadaşlar. Etmeyecek biz bunların mücadele sevgili arkadaşlar. Özü bu. Üç tane temel sıkıntıyı takip etmek, artık bugüne kadar alın terlerimiz heba giderken bunlarla adam gibi bugün devlet her alanda, elektronik ortamda her şeyi takip ederken biz niye takip etmeyelim sevgili arkadaşlar? Bunun geri dönüşü yok. Hep söyledim. Kim korkacak? Haksız rekabet edenler korkacak, kusura bakmasınlar. Benim alacağım varken bir başka meslek mensubu gidiyorsa, sözleşme düzenlerken program uyarıyor. Diyor ki Arıkan'ın şu kadar alacağı var. Onu ücreti ödemeden bu işi alma diye program uyarıyor sevgili arkadaşlarım. Kötü mü bu ya? Soruyorum sevgili arkadaşlarım, kötü mü diye soruyorum ben size bunu. Bu kadar basit arkadaşlarım ya. Alıyorsa o da tankıyla tüfeğiyle geleni yapacak arkadaşlar. Bu kadar basit, kusura bakmayın. Amacımız arkadaşlar meslektaşımızı mağdur etmek olabilir mi ya? Bir diğer konu, sözleşme konusunda bizi sözleşme düzenlemeye zorunlu kılmayın diyorlar. Ya arkadaşlar böyle bir talep olabilir mi? Sözleşme arkadaşlar, bu mesleği sürdüren herkes işi alırken sözleşme düzenlemek zorundadır sevgili arkadaşlar. Ama açıkça söylüyorum, o sözleşmenin damga vergisi bizim odamızı ilgilendirmiyor, kusura bakmayın. Bize ne ya? Devletin işi damga vergisi boyut. Kaldır şu damga vergisini. Maliye Bakanlığı kaldır. İnsanları farklı yolları iteceğine, 3 kuruş oradan damga vergisinden para toplayacağına meslek mensubunu motive et, daha çok para kazan. Öyle değil mi sevgili arkadaşlar? Şimdi bakın altını çiziyorum. Sözleşme, biraz önce de ifade ettim. Tek tebliğde de var. Hiçbir oda, hiçbir meslek örgütü, hiçbir bakanlık sen şu tip sözleşme düzenlemek zorundasın diyemez. Neyi söyler? Asgari sözleşmede olması gereken ilkeleri belirler sevgili arkadaşlarım. İşte yazının özelliği budur. İsteyen arkadaşım girer, müşteriyle kuracağı diyalog konusunda o sözleşme istediği gibi değiştirebilecektir sevgili arkadaşlarım. Bir kez de altını çiziyorum. Lütfen bunlara kapılmayın. İleride başınızın ağrımasını istemiyorsanız müşteriyle bu sözleşme sizi sigortanıdır sevgili arkadaşlar. Yarın bir gün yargı boyutuna gittiğiniz zaman o sözleşmedeki olaylar sizi kurtaracak olan olgudur. Konuya böyle bakmak gerekiyor hukuk devletinde. Özetle damga vergisi boyutu asla bizi ilgilendirmiyor ve yine özetle
haksız rekabetli mücadele konusunda sonuna kadar kararlıyız. Amacımız asla meslek mensubu mağdur etmek değil. Amacımız asla meslektaşım iş kaybetmesi değil. Tam tersine bu süreci birlikte birbirimize destek vererek bugüne kadar alın terimizi heba edenlere karşı ve bunlar içimizde olduğunu biliyorsunuz. Birlikte mücadele etmemiz gerektiği olduğunu herkesin inanması lazım. Değerli arkadaşlar, son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Tabii bir gündemdeki konuları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Ama şunları asla unutmamak lazım. Bakın, 2015 yılında haksız rekabet yazılımı devreye girecek dediğimizde, hatırlayın Ekim ayında tüm İstanbul'da farkındalık eğitimleri verdik. Ve gördüğünüz gibi sistem aksaklığını, teknik eksiklerini düzeltti yolumuza devam edeceğiz. Bir başka şey daha var, buradan hatırlatıyorum. Süreç çabuk geçiyor arkadaşlar. İnsan ömründe o kadar hızlı geçiyor ki. 2016'da yeni bir şey geliyor biliyor musunuz? Bir meslek kararı daha var. Hizmet kalite meslek kararı. Bundan da asla geri dönüş olmayacak. Bunu altını çiziyorum. Neden? Bugüne kadar müşteri bizim ne iş yaptığımızı bilmiyor sevgili arkadaşlar. Ürettiğimiz hizmetin kaliteli olup olmadığını asla bilmiyor. İşte bu meslek kararı ürettiğimiz hizmetin kalitesini ortaya koyan bir meslek kararıdır. Bununla ilgili çalışmamız tam gaz devam etmektedir. Ve her zaman şunu da bitiriyorum cümlelerimi. Arkadaşlar, tüm bu sıkıntılar, zor günlerin aşılmasında, hele hele günümüzün sürecinde benim olsun tek olayımla artık yol yürümeniz mümkün değil. Asla ve asla gündemimizden güçlerimizi birleştirme olgusunu çıkarmamalıyız. Tek başınıza bir hiçiz. Ama 10 arkadaş, 20 arkadaş bir araya geldiği zaman bir güçüz sevgili arkadaşlar. Güçlerin birleştiği, kurumsal yapıların kurulduğu ve de sadece finansal tabloyu düzenleyenler olarak değil, bir katında finansal tabloyu düzenleyen, bir katında denetim yapan, bir katında yüzden fazla uzmanlıkların yapıldığı muhasebe şirketlerini kurmak zorundayız sevgili arkadaşlarım. Geleceğimiz budur. Bunu ayak uyduranlar yoluna devam edecektir. Biz İSM olarak bu düşüncede olan tüm arkadaşlarımıza sona kadar hizmet vermeye devam edeceğiz. Bunu herkesin bunun böyle bilmesini istiyorum. Ve sonuç itibariyle yine bir seminerde sizlerle birlikteyiz. Bugün çok değerli konuklar var. Ama özellikle il müdürümüz sevgili Murat Göktaş'a özel teşekkür etmek istiyorum. Şahsında tüm kuruma teşekkür etmek istiyorum. Ne zaman bir derdimiz olduğunda, sıkıntımız olduğunda, yani deyim yerindeyse saat menfi olmadan 24 saat telefon açık ve sorunlarımıza yardımcı olmaya çalışıyor. Son bir örnek, biliyorsunuz torba yasada 4B giriş çıkışla ilgili daha önce verilmeyenle ilgili bir af getirilmişti. Zaman da dardı. Dedik bunu öteleyelim, kimseyi mağdur etmeyelim. Ben değerli müdürümün çok özel bir gayreti olduğunu biliyorum. Sağ olsun onların da desteğiyle bu tip sıkıntıları açtık. O yüzden şahsında Sayın İl Müdürüme ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürü borç biliyorum. Yine bugünkü seminerimizde konuşmacı olarak katılan İl Müdür Yardımcımız Murat Özdemar'a, hocam ilk defa katılmamış, daha önce iş kurulunda katılmış Nurşen Canikli hocamız. Ona da özel olarak sizler adına teşekkür ediyorum. Resul Kurt'a teşekkür etmiyorum sevgili arkadaşlarım. Çünkü Instagram'da sürekli çiğ köfte resimleri koyuyor. Hiç bizi davet etmiyor bugüne kadar. Eğer oturumda bir davet ederse ona da özel teşekkürümü iletmek istiyorum. Başarılı bir seminer olması dileğiyle sizlere sevgiler saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Saygıdeğer konuklar, sevgili meslektaşlarım. Başkanımızın da ifade ettiği gibi biraz önce gerçekten E-Devlet hızlı, etkin ve verimli yürüyen iş süreçleri demektir. Kamu yararının da gereği budur. Bunun tam olarak hayata geçmemiş olması
başta toplumumuz, işletmelerimiz ve daha da çok meslek mensuplarımızın üzerinde çok büyük bir yük oluşturmakta. Bu panel bu anlamıyla son derece önemli. Katılımınızla taleplerimizi büyütmemiz son derece önemli. Katılımlarınızı bekliyoruz. Ekran başında da şu anda bizleri izleyen pek çok meslek mensubumuz var. Başkanımız ifade etti. Bağımsız denetim eğitimlerimiz başladı biliyorsunuz. Bu senenin sonuna kadar bunun tamamlanması gerekiyor. Özellikle web sayfamızda duyurusunu yaptık. 3 program halinde bunu gerçekleştiriyoruz. Katılımlarınızı bu arada mağdur olmamanız açısından zaman planınıza uygun bir program yapıldı çünkü mümkün olduğu kadar. 25 Şubat'ta ve 1 Nisan'da ve 20 Mayıs'ta eğitimler 3 program halinde devam edecek. 25 Şubat için 9 Şubat'a kadar başvuru yapmalısınız. 1 Nisan için 15 Mart'a kadar başvuru yapmalısınız. 20 Mayıs için de 4 Mayıs'a kadar başvurunuzu yapmanız gerekir. Rezervasyonlar açık şu anda. Tabii ki 31-12 tarihine kadar daha önce başvuru yapmış meslektaşlarımız için bunu söylüyorum. Şimdi seminerimize geçiyoruz. Ben seminerimizin oturum başkanlığını yapmak üzere sevgili il müdürümüz, Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sevgili il müdürümüz Murat Göktaş'ı davet ediyorum. Buyurun müdürüm. Ve yine iş kanunundaki değişikliklerle ilgili, iş kanunundaki uygulamalarla ilgili Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nurşen Caniklioğlu hocamızı davet ediyorum. Buyurun hocam. Yine Sosyal Güvenlik Kurumumuzun İstanbul İl Müdür Yardımcısı sağ olsun, o da müdürümüz gibi her eğitim seminerimizde burada bizimle birlikte oluyor. Murat Özdamar'ı davet ediyorum. Buyurun üstadım. Ve çok yakından tanıdığınız artık bizden biri olan kendisi eski sigorta baş müfettişi, şimdi aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak da görev yapmakta. İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda o da uygulamaları konusunda açıklamalar yapacak. Resul Kurt'u davet ediyorum. Seminerin başarılı geçmesini diliyorum. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın saygıdeğer başkanı, yönetim kurulu üyeleri, çok değerli meslek mensubu arkadaşlar, seminerimize başlamadan önce ben de şahsım ve İstanbul İl Müdürlüğü olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Seminere başlamadan önce kurumumuz ve İstanbul İl Müdürlüğü olarak sizlere bir teşekkür etmek istiyorum. Malum dün itibariyle 6552 sayılı yasayla çeşitli kamu alacaklarının yapılandırılmasının sosyal güvenlik ayağını ilgilendiren sosyal güvenlik alacaklarına ilişkin kısmı sona erdi. Burada en büyük yük sizindi şüphesiz. Çünkü sosyal güvenlik kurumu olarak en büyük çözüm ortağımız sizlersiniz. İşverenlerden ziyade işveren vekili olarak sizlerle muhatap oluyoruz. Bu anlamda sizlerin de ciddi katkısıyla bugüne kadarki en büyük yapılandırmayı yapmış olduk. Aşağı yukarı İstanbul için 9 milyar 610 lira civarında alacağımızın 9 milyar 165 milyon liralık kısmını yapılandırmış olduk. Yani %92'nin üzerine çıkmış olduk. Bu anlamda bu kadar ciddi bir yapılandırma başarısında şüphesiz sizlerin ciddi gayretinin etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda sizlere tekrar teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki sürekli kamu görevlileri gelip teşekkür edip gidiyor ama sadece kuru bir teşekkürle de kalmak istemiyoruz. Bundan birkaç ay önce odanın merkezinde bir seminerde sizlere bir söz vermiştik. Bundan sonra yapılacak yeni binalarımızda meslek mensupları için özel dizayn edilmiş odalar açacağız diye. İlk örneği bu hafta bitiyor. Esenyurt Sosyal Güvenlik Merkezi'nde gittiğiniz zaman eğer acil bir bilgiye ulaşmak istiyorsanız interneti olan, bilgisayarı olan veya fax almak istiyorsanız fax veya yazıcıdan çıktı almak istiyorsanız yazıcının olduğu
bir oda dizayn ediyor. Bir iki gün içerisinde bitecek. Sonrasında iki ay sonra Maltepe'deki büyük kompleksimizde her blokta bir oda olmak üzere dört blokta dört oda şeklinde yapacağız. Esenler'deki yeni binanın açılışından sonra Bağcılar'da da falan rahatlama olacağı için orada da bir fiziki alandaki genişlemeye bağlı olarak sizler için bir oda dizayn edeceğiz. Buradaki amacımız işverenlerimiz varsa burada, ki yok herhalde, rahat konuşabiliriz. Meslek mensubu arkadaşlarla daha iyi iletişim kurabiliyoruz. Yani konuyu daha iyi anlatabiliyoruz. Müfettişlik yaptığımız dönemde de gittiğimiz zaman işverenlerine sorarsanız hiçbir şey cevap vermiyordu. İlla mali müşavirini ya da muhasebecisini bekliyordu. Niye? Onunla kurduğumuz iletişim neticesinde ikna oluyordu. Dolayısıyla bu anlamda sizlerle iyi iletişim kurmak istiyoruz. Çünkü bu kurum hepimizin kurumu. Bu kurumu eğer ileri bir noktaya götüreceksek hep beraber götüreceğiz. Bunu tek başına yapma imkanımız yok. Önemli bir paydaşımızsınız bu anlamda. Ben her daim bu anlamda vermiş olduğunuz desteklerden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum bu anlamda. Şimdi bugünkü seminerimizin konusu ağırlıklı olarak 6552 sayılı yasada, torba kanun diye tabir edilen bazı kanunlarda değişik yapılması ilişkin kanundaki çalışma hayatını ilgilendiren konu başlıklarını ağırlıklı olarak ele alacağız, ama seminerdeki konuşmacılarımız çok fazla sürelerini aşmamak kaydıyla bunun dışında önemli gördüğü konularda vurgulayabilirler. Bugün seminerimizde öncelikle hocamıza söz vereceğiz. 4857 sayılı iş kanunundaki son dönemde yapılan değişikliklerle ilgili konuşmacımız Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Nurşen Caniklioğlu hocamız. Hoş geldiniz diyorum kendisine tekrar. Daha sonrasında yine yakından tanıdığımız eski baş müfettişlerden meslektaşım olan Resul Kurt, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunda önemli gördüğü hususları ve son değişikliklerle ilgili bir sunum yapacak. Son olarak da yine Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürü Yardımcısı, birlikte çalıştığımız arkadaşımız Murat Özdamar da yine 5510 sayılı yasa, sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası yasasında, özellikle torba kanunda ve son dönemde genelge ve düzenlemelerle yapılan değişikliklere değinecek. Şunu da belirteyim, daha sonra konuşmacılara söz vereceğiz. En çok bize gelen şikayette çok sık değişiklik yapıyorsunuz. Neden bu kadar değişiklik yapıyorsunuz? Artık takip edemiyoruz diyorlar. Bunu ben çok üzerinde kafa yordum. Acaba niye bu kadar sık değişiklik yapılıyor diye, ama şimdi vergi hukuku gibi konusu mali konular değil, para konusu değil ya da bir meta değil. Konumuz insan, çalışma ilişkileri, çalışma hayatı, beşeri ilişkiler daha doğrusu. Dolayısıyla insanların çalışma ilişkilerinde sık sık değişiklikler olması, çalışma koşullarının değişmiş olması, insanların çalışma hayatından beklentilerinin sık sık değişiyor olması ve bu ilişkilerde süreç içerisinde gelişmeye bağlı olarak meydana gelen değişiklikler. Mesela birkaç meslek hemen söyleyebilirsiniz bir çırpıda. Bundan belki 10 yıl önce böyle mesleklerden bahsetmek mümkün değildi. Bugün günümüzde yerleşmiş meslekler ve çalışma ilişkileri var. Dolayısıyla bunları yeniden revize etmek için sık sık değişiklikler bugüne kadar yapıldı. Bugün yapıldı, yarın da yapılmaya devam edilecek diye düşünüyoruz. Biz bunu daha asgari ve anlaşılabilir seviyede tutmak için gayret gösteriyoruz. Onun için de anlayışınız için teşekkür ediyorum. Evet, şimdi ilk sözü hocama vereceğim. Şöyle bir programlama yaptık. Ortalama yarım saat civarında 3 seminerde konuşmacımızda söz hakkı vereceğiz. 4 civarında, 4'e çeyrek kala falan bir 15 dakika falan ara vereceğiz. Bu arada seminere katılan konuşmacılarımıza iletmek istediğiniz sorularını bu arada alabiliriz. Ve daha sonra 1 saat civarında yapılan sunum ve diğer konularla ilgili konuşmacılarımıza sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ama soruları yazılı olarak alırsak daha iyi olacak. Arada yazılı olarak iletirsiniz. Biz de konu başlıklarına göre ilgili kişiye, üzerine de yazarsanız kime sormak istediğinizi bu konuyu, o şekilde taksim ederken, soruları dağıtırken daha kolay olacak diyorum. Evet hocam, sizden başlayalım. Tekrar hoş geldiniz. Kolay gelsin diyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. İzin verirseniz ben bilgisayar başında sunum yapmak istiyorum. Oraya geçeceğim. Buyurun hocam, teşekkür ederim. Ne demek?
Evet, zannediyorum açık. Öncelikle ben herkesi saygıyla selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Esasında ben de şöyle bir giriş yapmıştım. Sayın Başkan'ın sözüne herhalde denk düştü diye düşünüyorum. Hukuk yaşayan bir organizma ve bu sebeple de aslında çok sık değişiklik, yani ihtiyaçlar değişiyor. İhtiyaçlar değiştikçe de yeni kanun hükümlerini çıkarmak bir mecburiyet haline geliyor. Ama şunu da vurgulamak gerekiyor gerçekten. Son dönemlerde bu konuda yapılan değişiklikler o kadar fazla olmaya başladı ki sosyal sigorta boyutu bunun özel bir alanını oluşturuyor. Bu sebeple değişiklikleri takip etmek gerçekten zor oluyor. Onun dışında yine iş kanununda son dönemlerde yapılan değişikliklerin de aynı şekilde çok fazla olmaya başladığını da görüyoruz. Bu da beraberinde sıkıntıları getiriyor. Ona ben de dikkat çekmek istedim. Bugün benim üzerinde duracağım konu torba kanun, kamuoyunda torba kanun olarak adlandırılan 6552 sayılı kanunun iş kanunda yaptığı değişiklikler olacak. Bu değişiklikleri belirli bir sistematik içinde değerlendirmemiz gerektiğinde de iki ana başlık ortaya çıkıyor. Birincisi, asıl işveren alt işveren ilişkisi ve bununla bağlantılı olarak yapılan değişiklikler. İkincisi de biliyorsunuz torba kanun hazırlanırken maalesef ülkemizde çok büyük bir maden faciası yaşandı ve onun yansıması olarak yeraltı maden işlerinde çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler. Ana başlıklarımız esas itibariyle bunlar olacak. İlk olarak üzerinde duracağımız konu, biliyorsunuz iş kanunun 3. maddesinde iş yerlerinin tesciline ilişkin düzenlemeler var. Bu konuda da asıl işveren alt işveren ilişkisinin olduğu durumlarda alt işveren de iş yerini tescil ettirme mecburiyeti altında. Burada da ne yapılıyor? Asıl işverenle alt işveren arasında yapılan sözleşme ibraz edilmek kaydıyla bir iş yeri tescili yapılıyor. Ama biliyoruz ki yine iş kanununa 2008 yılında eklenen bir hükümle eğer bu yapılan tescilden sonra orada bir muvazanın olduğu şüphesi ortaya çıkıyor ise o zaman iş müfettişleri denetim yapmaya gidiyorlar ve bu denetim sonucunda ulaştıkları sonuçları bir rapora bağlıyorlar ve bunu işverene tebliğ ediyorlar. Hala yine o şekilde yasamızdaki düzenleme. Eskiden yalnız bu rapora karşı 6 iş günü içinde iş mahkemesinde itiraz etmek gerekiyordu. Yine kanunda var olan bir düzenleme ile bu itiraz üzerine yerel mahkemenin verdiği karar da kesindi. Burada ama uygulamada bazı sıkıntılar ortaya çıkabiliyordu. Neydi bu sıkıntılar? Yerel mahkeme kesin karar verdiğinde aynı olayla, aynı iş yeriyle ilgili işçiler dava açtıklarında bu verilen karar temiz edilebiliyor, Yargıtay'a gidiyordu ve bunun sonucunda belki yerel mahkemenin muvazalı görmediği bir durum Yargıtay'ca muvazalı olarak değerlendirilebiliyordu ya da tam tersi durumlar. Burada da büyük bir sıkıntı var. Neticede aynı olaydan, aynı ilişkiden söz ediyorsunuz ama İki karar birbirinden farklı sonuçlara ulaşabiliyordu. Bu adalet ve hakkaniyet açısından kabul edilebilir bir durum değildi. Bu nedenle de kanunda buna yönelik olarak bazı değişiklikler yapıldı ki bence bu açıdan oldukça isabetli oldu. Bir de 6 iş günlük süre esasında bir dava açmak için gerçekten kısa bir süreydi. Bu nedenle kanunda yapılan değişiklikle İş müfettişlerince verilen raporlara itiraz süresi 6 iş gününden 30 iş gününe çıkarıldı ve yerel mahkeme kararına karşı temyiz yoluna başvurulabileceği de öngörüldü. Bu açıdan temyiz yolunun açılmış olması biraz önce ifade ettiğim gibi oldukça isabetli olmuştur. Yalnız 30 iş günü, onun da artırılmış olması bence yine isabetlidir ama niye iş günüdür bunu anlamak da sıkıntılı bir şey. Çünkü kısa sürelerde iş günü aslında mantıklı bir şeydir ama 30 iş gününde her seferinde ayrı ayrı sayım yapma gibi bir garip durum da söz konusu
olacak diyebiliriz. Çok esasa ilişkin bir şey değil ama 30 iş günlük süresini hesaplarken hafta tatili, bayram, genel tatil gibi günleri de bu süreye ilave edeceksiniz ve daha doğrusu iş mahkemesinde açılması gereken davalarda bu durum dikkate alınacak. Yine kanunda bu raporlara itirazların bir an önce sonuçlandırılması noktası da ayrıca düzenlendi. Bu da isabetli olmuştur. Çünkü 6 iş gününde dava açtırılıyordu ama dava ondan sonra oldukça da uzun sürebiliyordu. Yani bir an önce dava açılmasını gerektirecek kadar acil bir durum varsa bu kararın da bir an önce verilmesini temin edecek hükümleri kanuna koymak gerekirdi. Nitekim yapılan değişiklikle basit yargılama usulüne göre dava sonuçlandırılacak, yerel mahkeme 4 ay içinde kararını verecek, Yargıtay da 6 ay içinde kararını verecek. Ha şunu da biliyoruz, bunlar yasada yazsa da uyulmayacağı çok muhtemeldir. Ama yasada olmuş olması yine de önemlidir. Yerel mahkemenin ve Yargıtay'ın bu gibi davaları daha hızlıca karar sonuca bağlamasını gerektirecek bir durumdur diyeyim. Biliyorsunuz işe yerde davalarının toplamda 4 ay gibi bir sürede bitmesi gerekiyor. Ama yine uygulamaya baktığımızda bunların 2-3 ayı bulabildiğini de görebiliyoruz. Yeni kanunda, torba kanunla daha doğrusu iş kanunda başka ne gibi değişiklikler yapıldı? Uygulamada böyle bir önemli değişiklik yapılmış gibi havada yarattı. Ama ben bunun çok önemli olduğunu, daha doğrusu bir yenilik olduğunu düşünmüyorum. Şu açıdan asıl işverenler alt işveren işçilerin ücretlerinin ödenip ödenmediğini denetleme yükümlülüğü getirildi. Kanunla konulan bir hükümle. 36. maddenin son fıkrasına konulan bir hükümle. Ama esasında bu denetleme yükümlülüğü zaten yasada yazmasa da vardı. Çünkü hepimiz biliyoruz ki iş kanunun 2. maddesinin 7. fıkrasında bir hüküm var ve asıl işveren alt işverenin işçilerine karşı o iş yeri ile ilgili olarak iş kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işverenle birlikte sorumlu. Birlikte sorumluluğun olduğu durumda işveren kendini korumak için zaten bu denetimi yerine getirmek zorundaydı. Açıkça kanun emretmese de. Uygulamada da bu anlamda kurumsal işverenler gereğini yapıyorlardı. Ama 36. maddeye konulan bir hükümle bu husus açıkça yasada düzenlendi ve asıl işverenin denetim yükümlülükleri gündeme getirildi. Denetim yükümlülükleri yasa hükmü haline getirildi. Burada 36. maddede bir düzenleme vardı ama onun üzerinde açıkçası durmayacağım, hızlıca geçeceğim süreyi iyi kullanmak adına. Yapılan düzenleme ile son durum ne oldu? İşverenler alt işverene iş vermeleri halinde bunların işçilerinin alt işveren işçilerin ücretlerinin ödenip ödenmediğini işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak re'sen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlüdür. Zaten re'sen düzenleme yükümlülüğü varsa artık işçinin bir de talebini oraya koymanın hiçbir anlamı yoktu. Hukuk tekniği açısından gereksiz bir ifade biçimi ama artık biliyoruz ki işverenler her ay alt işveren işçilerin ücretlerini ödenip ödenmediğini denetleyecekler ve bu anlamda da tabii ki ödeme belgelerini, bordroları, dekontları, banka kayıtlarını muhtemelen en güvenilirleri o olacak. Talep edecekler ve ödenmemiş ücret ya da ücret ekleri gibi şeyler varsa, ücret alacakları varsa bunları hak edişinden kesecek, kalan miktarı alt işverene verecek. Buradaki ücretin temel ücret olmadığını yani prim, ikramiye gibi eğer o iş yerinde alt işverenin işçisine verdiği başka ödemeler varsa bunları da kapsadığını kabul etmek gerekir. Aynı şekilde hafta tatili, bayram tatili, fazla çalışma ücreti gibi haklarının da ödenip ödenmediğini asıl işveren denetlemek zorunda.
Yine kanuna getirilen bir başka hüküm yıllık ücretli izin bakımından oldu. Bunlar da uygulamada önemsenmesi gereken konulardı. Hep İş Kanunu 2. maddesinin 7. fıkrası gereğince. Ama yasa koyucu hem bir farkındalık yaratmış oldu kanuna bunu koymakla hem de bir yükümlülük olarak ayrıca düzenlemiş oldu. Neydi bu değişiklik? Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla alt işveren de tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür dendi. Bu yıllık ücretli izne ilişkin konular uygulamada şu açıdan da önem taşıyor. Biliyorsunuz ücretlerle ilgili zaman aşımı süresi 5 yıldır. Ücret alacağının doğduğu tarihten itibaren 5 yıl içinde talep edilmediğinde o ücret zaman aşımına uğrar. Ama yıllık ücretli izin alacakları daha farklıdır. Bunlar çalışırken paraya dönüşmezler. Bunlar iş sözleşmesi sona erdikten sonra ancak paraya dönüşür, talep edilebilir hale gelir ve iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde açılacak bir davayla geriye doğru kullanılmadığını iddia ettiği tüm yıllık ücretli izin paralarını işçi talep edebilir. Bu durumda 15-20 yıl geriye doğru dahi gidilebilir. Burada yine önem taşıyan hususlardan bir tanesi, hepiniz biliyorsunuz yıllık ücretli iznin kullandırıldığını ispat yükü işverene aittir ve yazılı belge ile ispatlanması gerekir. Yani tanıklar vesaireler burada hiçbir önem taşımaz. O açıdan yıllık izin belgelerinin bir nüshasının asıl işverenin elinde olması ayrıca önem taşıyor. Bu açıdan da bu denetleme yükümlülüğü de getirilmişken asıl işverenlerin alt işverenin yıllık izin belgesini iki nüsha olarak düzenletip bir nüshasını da kendi uhdesinde tutmasında her zaman için yarar vardır. Çok yıllar sonra yıllık ücretli izin alacağı ile karşı karşıya kalmaması ve ispat edebilir belgeleri kendisinde bulunmaması sebebiyle ödemek durumunda kalmaması için. Yine yıllık izne ilişkin olarak kanunda nasıl bir değişiklik yapıldı? Biliyorsunuz yıllık izne ilişkin olarak 1-5 yıl arasında kıdemi olanlar 5-15 yıl ve 15 yıl sonrası için farklı yıllık izin süreleri vardır. 14-20-26 gün gibi. Şimdi bir asıl işverenin iş yerinde alt işverenin işçisi olarak çalışan bir işçi. Alt işveren gidip ama o alt işveren işçisi yine aynı iş yerinde başka bir alt işverenin işçisi olarak çalışmaya başladığında veya devam ettiğinde hiçbir zaman adeta ikinci kademeye geçmesi söz konusu olmuyordu. Çünkü işveren değiştikçe onun kıdemi de sıfırlanıyordu adeta. Hep bir yıllık, ikişer yıllık kıdemi olan bir işçi konumuna geliyordu. Kanuna bir hüküm konularak dendi ki alt işveren işçilerinden alt işvereni değiştiği halde aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi aynı iş yerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak toplamı üzerinden hesaplanır. Bu açıdan eğer ki bir işçi hep aynı asıl işverenin iş yerinde çalışmaya devam ediyorsa alt işverenler değişmesine rağmen artık 5 yılı tamamladıktan sonra aslında uygulamaya baktığımızda o 6 yılın tamamlanması anlamına geliyor. 20 günlük yıllık ücretli izin kısmına geçecek. Bu hem alt işvereni de ilgilendiren bir şeydir, dikkat etmesi gerekiyor. Hem de asıl işvereni özel olarak dikkat etmesi asıl işverenin gerekiyor. Bu noktada şuna da dikkat çekmek isterim. Yasada bu hüküm olmasa da Yargıtay zaten bu sonucu eskiden beri kabul ediyordu. Yargıtay eğer alt işverenler değişmesine rağmen işçi hep aynı iş yerinde çalışmaya devam ediyorsa orada adeta bir iş yeri devri vardır diyerek kıyasen İş Kanunu 6. maddesini uyguluyordu. Dolayısıyla da hizmette bir kesinti, hizmet süresinde bir kesinti olmaması sonucu ortaya çıkıyordu. Burada gerçi bir ufak farklılığımız da var ama onun üzerinde ayrıca durmayacağım. Şimdi yine önemli bir başka düzenleme 6552 sayılı kanunla yapılan kamu kurum kuruluşlarındaki alt işverenlik uygulaması. Bu
özellikle son dönemlerde çok çok tartışmaya ve çok yargı kararına konu olan hususlardan bir tanesi. Çünkü kamu kurumları alt işverenliği çok yaygın bir biçimde kullanılıyor. Aslında o alt işverenlik uygulaması da yasaya uygun bir alt işverenlik olarak değerlendirilecek nitelikte değil. Sıklıkla gördüğümüz işçi temini dediğimiz ve kanun kabul etmediği, Yargıtay'ın kabul etmediği bir çalıştırma biçimi. Alt işverenlikte önemli olan nedir? Bir iş başka bir işverene verilir, o işçileriyle gelir, kendisi işçisini yöneterek, emir talimatını vererek, o iş yerini kendi iş yeri haline de getirerek işi yapar. Oysa kamuda sıklıkla yapılan nedir? Bordro'da bir işveren olarak birisi görünsün ama bu işçileri yöneten yine kamudaki yetkili olsun biçiminde. Bu aslında kanuna zaten aykırı bir düzenlemedir. Öncelikle buna vurgu yapmakta, dikkat çekmekte yarar var diye düşünüyorum. Bir de kamu bu konuda nasıl bir uygulama içine girdi başlangıçta? Maliyetleri düşürmek için sözleşmeleri bir yıllık, hatta daha önce 11 aylık gibi bir uygulama içine girdi ki bunların yıllık izin hakları olmasın, kıdem tazminatı hakkı olmasın, iş bitince gitsin, yeni bir alt işveren gelsin biçiminde maliyetler bu şekilde düzenlendi. Fakat sonradan sosyal açıdan hakikaten bu bir gangrene dönüşmeye başladı ve ardından konuya ilişkin bir dolu düzenleme ile sorunlar çözümlenmeye başlandı diyeyim. Konumuzla ilgili olarak 6552 sayılı kanunda ne yapıldı? İş kanunu 112. maddesine bir fıkra eklendi. Daha doğrusu 5 fıkra eklendi ve çeşitli ihtimallere göre alt işveren işçilerin kıdem tazminatları düzenlendi. Bu bağlamda da ilk ihtimal olarak alt işverenlerin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum ve kuruluşuna ait iş yerlerinde çalıştırılıyorsa alt işveren işçisi, bunların kıdem tazminatları aynı kamu kurumunda geçen toplam süreye göre değerlendirildi. Yani bir kamu kurumunu düşünün. Ne olsun, Sağlık Bakanlığı olsun, sıklıkla başvuruyor, karayolları olsun. Burada alt işverenler değişiyor ama kamu kurumu hiç değişmiyor. Alt işveren işçileri hep aynı kamu kurumuna hizmet ediyorsa, kendi işverenine hizmet ederken tabii, bu sefer bu kişinin kıdem tazminatı kamu kurumunda geçen toplam süre üzerinden hesaplanacak ve ödenecek. Yani her bir alt işveren için ayrı bir kıdem tazminatı uygulaması yapılmayacak. Kim ödeyecek bunun kıdem tazminatını? O kamu kurum kuruluşu ödeyecek. Alt işvereni adeta devreden çıkaran bir düzenleme yapıldı. Kamu kurum kuruluşu işçinin banka hesabına yatıracak hesaplanan kıdem tazminatını. İkinci ihtimal, aynı alt işveren tarafından aynı iş sözleşmesi çerçevesinde ama bu defa farklı kamu kurum kuruluşlarına hizmet sunuyorsa alt işveren işçisi, yine bu işçinin kıdem tazminatı farklı kamu kurum kuruluşlarında geçen toplam hizmet süresine göre hesaplanacak ve son kamu kurum kuruluşu işçinin banka hesabına ödeme yapacak. Şimdi burada aklımıza şu gelir. O zaman kamu kurum kuruluşunda bu şekilde çalıştırılan alt işveren işçileri kıdem tazminatını kendi işvereninden istemeyecek mi? Ha, kamu kurum kuruluşu her zaman daha güçlüdür. Ondan istemek daha makuldür, mantıklıdır. Ama hukuk tekniği açısından bu düzenleme işvereni devreden çıkarmış mıdır? Bana göre hayır. İş kanunu genel hükümleri burada yine uygulama alanı bulacak. İşçi ister kendi işverenine, ister kamu kurum kuruluşuna, isterse her ikisine davasını açabilecek. Burada bence bir şüphe duymamak gerekir. Ama doğal olanı, akıllıca olanı nedir? Kamu kurumuna dava açmaktır. İkinci ihtimal burada akla gelecek. Peki bu ödenen kıdem tazminatını kamu kuruluşu alt işverene rücu edebilecek mi? Çünkü onun işçisinin kıdem tazminatını ödüyor. Kendi kıdem tazminatı borcunu yerine getirmiyor.
Fakat şimdi burada verilecek yanıt şu olabilir. Evet, rücu edebilmesi gerekir biçiminde. Benim kişisel kanaatim, tabii ki bu ihale şartnamelerini de görmek gerekir diye düşünüyorum. Ama devlet eğer ki bu kıdem tazminatı yükünü kendi üzerine alıyorsa, doğal olarak hizmetin içine kıdem tazminatı yükünü koymayacaktır. Koymadığı takdirde de o zaman artık kamunun alt işverene rücu etmesi mümkün görülmemelidir diye düşünüyorum. Tersine alt işveren bunu ödemek durumunda kalırsa bana göre bunu kamudan tahsil edebilir diye düşünüyorum. Olması gereken bana göre burada budur. Yine çok enteresan bir düzenleme daha getirildi kanuna. Bir üçüncü ihtimal daha öngörüldü. Bu da kamuda çalıştırılan alt işveren işçisi kamudaki iş bittikten sonra iş sözleşmesi sona ermeden özel sektörde çalıştırmaya devam ettirilirse. İlk iki ihtimalde kamuda çalışırken sözleşme bitmişti, kıdem tazminatı alacağı doğmuştu. Burada ama kamuda çalıştığı sürenin sonunda sözleşme bitmediği için kamu kurumunun ödeyeceği bir para da gündeme gelmiyor. Deniyor ki kanunda, işçinin yazılı talebi halinde kıdem tazminatının söz konusu kamu kurum veya kuruluşlarına ait iş yerlerinde geçen süreye ilişkin kısmı, asgari ücret artış oranları da dikkate alınarak hep güncellenerek, her yıl için güncellenerek, hala burada kamuda çalışmış olsa idi mantığıyla bir şekilde düzenleme de yapılıyor. Güncellenmiş miktar üzerinden son kamu kurum veya kuruluşu tarafından işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir diyor. Yani kamu kurumu yıllar önce kendisinde geçen kıdem tazminatı yükünden de yine sorumlu olacak. Ama o kamudaki işin bittiği tarihteki ücret üzerinden değil, o ücret asgari ücrete oranlanacak. O sırada asgari ücretin kaç katıydı? Diyelim ki 2000 lira alıyorsa 1000 liranın işte 2 katı idi denip hep 2 katıyla çarpılarak güncellenecek ve belirlenen miktar üzerinden işçinin banka hesabına yatırılacak. Bu arada işçinin ücreti sıçramalar yapmış. Bu güncellemeye göre daha düşük kalmışsa da aradaki farka işçinin işvereni yani alt işveren katlanmış olacak. Bu gerçekten uygulamada önem taşıyan bir konu. Ben bir 10 dakikam kaldığı için yeraltı işlerinde, maden iş yerinde çalışanlara ilişkin yenilikler üzerinde durmak istiyorum. Bu konuda ne gibi düzenlemeler yapıldı? Çalışma süreleri farklılaştırıldı yeraltı maden işlerinde çalışanların. Fazla çalışma yasağı getirildi ve ancak fazla çalışmanın zorunlu ve olağanüstü hallerde yapılmasına ilişkin düzenleme söz konusu oldu. Yıllık ücretli izinlerin artırılması ayrıca gündeme getirildi, yasa hükmü olarak düzenlendi. Kanuna baktığımızda aslında yeraltı maden işlerinde haftalık çalışma süresinin 36 saati geçemeyeceği gibi bir düzenleme yapıldı. Fakat yasanın hükmüne baktığınızda tam anlamıyla böyle bir düzenleme de söz konusu değil. Deniyor ki yer altındaki çalışma süresi 36 saati aşamaz. Bu durumda akla hemen şu soru geliyor. Peki yine burada kural olarak 45 saati düşüneceğiz. Yer altında 36 saat çalıştıktan sonra bu işçilerin yer üstünde 45 saate kadar çalıştırılmaları mümkün müdür? Yasadaki düzenleme ve gelişim seyrine baktığımızda evet bu şekilde sonuca ulaşmak gerekiyor. Ama size şunu da belirteyim. Kanunda yeniden bir değişiklik yapılacak görünüyor. Şu an komisyonda olan bir düzenleme var ve deniyor ki yeraltı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi günde en çok 7,5 saat, haftada en çok 37,5 saattir deniyor ve yeni bir düzen geliyor. Yeraltı maden işlerinde 5 gün çalışılacak ve 7,5 saat üzerinden çalışılacak. Çünkü 6 saat sistemi vardiya düzenine uymadı. Pek çok maden işi yapan işverenler bundan muzdarip oldu. Bir başka husus, bir kişinin iş güvencesi kapsamına girmesi için biliyorsunuz
o iş yerinde en az 6 ay çalışmış olması gerekiyor. Daha doğrusu o işverenin iş yerinde en az 6 ay çalışmış olması gerekiyor. Torba kanuna konulan bir hükümle yer altında çalışan işçiler için 6 aylık sürenin uygulanmayacağı belirtildi. Dolayısıyla yer altında, dikkatinizi de çekmek isterim, burada yer altı maden işlerinden söz edilmiyor, yer altı işlerinden söz ediliyor. Dolayısıyla yer altı işinin ne olduğunu da ayrıca tartışmak gerekiyor. Mesela hemen gündeme gelen konulardan bir tanesi, sürekli metroda yer altında güvenlik işini, güvenlik görevlisi olarak çalışan kişinin işi acaba yer altı işi midir? İşte tüneller yapılıyor yer altında, kanalizasyonlarda vesairede sürekli çalışanların işi bu iş midir? Oralarda 6 aylık iş güvencesi kapsamına girmek için gereken süre uygulanmayacak mı? Soruları da gündeme geldi. Bunların hepsinin ayrıca tartışılması gerekiyor. Yine sorulabilecek bir soru. Yer altında çalışanlar için deneme süresini devreden çıkarmış mıdır bu yapılan düzenleme? Bana göre hayır. Yine o kişilerle deneme süreli iş sözleşmesi yapılabilir. İlk 2 ay içinde gerçekten o işe ve iş yerine uygunluğu olmadığı görülüyorsa iş sözleşmesinin feshi mümkün olacaktır. Ama 2 ay geçtikten sonra bu kişiler doğrudan iş güvencesi kapsamına girmiş olacaklar. Yeraltı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri de artırıldı ve kanuna konulan bir hükümle bunların yıllık ücretli izinlerine 4'er gün daha ilave edilmesi öngörüldü. Dolayısıyla 14 günlük dilimde olan kişi 18 gün üzerinden şey yapacak, yıllık ücretli izne hak kazanacak. Diğerleri de 24 ve 30 gün üzerinden yıllık ücretli izne hak kazanacaklar. Doğal olarak bu dönemdeki hafta tatilleri veya diğer tatil günlerinin de ayrıca eklenmesi eklenmesi gerekecek. Son olarak linyit ve taş kömürü çıkaran madenciler için daha yüksek bir asgari ücret kabul edildi. Bu madencilere ödenecek ücret miktarı da artık asgari ücretin 2 katından daha az olmayacak. Yani burada yapılan düzenlemeler bazılarını isabetli muhakkak ki görmek gerekiyor. Ama asıl sorunun iş sağlığı ve güvenliği olduğunu düşünüyorsak bence asıl yapılması gereken maden iş yerleri için iş sağlığı ve güvenliğini daha iyi bir konuma getirmek için gereğini yapmaktı. Nitekim yeni yasa taslağında bu yönde düzenlemeler yapıldığını da biliyoruz. Ben konuşmamı bitirmeden önce bir hususa daha dikkat çekmek istiyorum. Esasında onu konuşmamın başında söyleyecektim ama torba kanun mantığı artık bizim bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Son dönemlerde hemen her şey bu da aklımıza geldi, bu kanun içine koyalım. Şu da aklımıza geldi, bu kanun içine koyalım biçiminde bir düzenleme yapılıyor. Hukukçular olarak bizim bunları takip etmemiz gerçekten çok zor olmaya başlıyor. Bir torba kanun çıktığında ben hemen böyle oldukça da fazla, bazıları biliyoruz uygulamada artık bunlara torba denmiyor, çuval deniyor, harar deniyor, artık neler deniyorsa aklımıza gelen büyüklükleri düşünerek farklı ifadeler kullanıyoruz. Bakıyorum acaba iş kanunda bir değişiklik var mı? Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunda değişiklik var mı? 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunda değişiklik var mı? Ya da iş hukukunu ilgilendiren konularda değişiklik var mı? Çünkü çok sürpriz bir biçimde bir yerden bir değişiklik geliyor. Bir yerde bu gündeme getirilmişti, konuşulmuştu. Adana Barosu'nda geçtiğimiz hafta bir seminer vardı, orada konuşmamız vardı. Baro Başkanı şunu söyledi, o bana çok ilginç geldi. Daha Roma döneminde, ki hukukun temelidir Roma hukuku, torba yasa yasaklanmış. Her kanun bir ruhu olacak. Her kanun içeriğinde neyi düzenlendi daha başlığa bakılınca anlaşılacak. Burada da bizim bir an önce böyle bir düzene geçmemiz lazım. Ama yeni torba kanunlarımız yolda, biliyoruz. Onlar da geliyor. Ben saygıyla hepinizi selamlayarak konuşmamı bitirmek istiyorum.
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Nurşen Canikli hocamıza bu güzel sunum için teşekkür ediyoruz. Sunumuna 6552 sayılı kendi tabir etmek istemedi ama bizim torba kanun diye tabir ettiğimiz düzenlemelere ilişkin özellikle iş hukukunu ilgilendiren konu başlıklarına değindi. Alt işveren ve işveren arasındaki muazza ilişkisi ilk olarak değindiği konu. Fetiş yaptığımız dönemde alt işveren ve işveren arasındaki muazzayı tespit etmek için şöyle bir örnek verirdim iş yerlerinde. Çok basit. Diyelim konfeksiyon imalatı yapan bir atölyeniz var. Muhasebeciliğini ya da mali müşavirliğini yaptınız. Burada neresi taşerona verilir, neresi verilmez? Basit bir örneği vardır. Taşerona verdiğiniz kısmı süreçten çektiğiniz zaman süreç sekteye uğruyorsa bu asıl iştir, taşerona verilemez. Bir gömlek imalatı yapan bir yeri düşünün. Kumaş geldi, kapıdan girdi. Ne yapacaksınız? Keseceksiniz. Sonra dikeceksiniz. Sonra kalite kontrolünü yapacaksınız. Ütüleyeceksiniz. Pakete koyup satışa hazırlayacaksınız. Bu süreci taşerona veremezsiniz. Niye? Bu gömlek imalatı yapıyorum diyen işverenin bu süreci kendisinin yapması gerekir. Ama bunun dışında bu iş yerinde ne gerekir? Kapıda güvenliğin sağlanması, öğlen yemeğin yemesi için aşçı veya bulaşıkçı ve benzeri bir kişinin çalıştırılması, bu personel işe götürülüp getirmesini sağlayan ulaştırma araçları gibi yardımcı işler taşeronda kullanılabilir. Temizlik de kısmen bunun içine girer. Ama bunun dışında bu gömleğin kumaş olarak girip de gömlek olarak çıktığı süreci bir alt işverene veremezsiniz. O zaman muazza olur. Onun için buna böyle bir örnek vereyim dedim. İkinci değindiği konu hocamızın işverenlerin kontrol yükümlülüğü, kendisi de belirtti zaten eskiden beri var. Ama ben yine müfettiş yaptığım dönemde uygulamada şöyle sorunlarla karşılaşmıştım. Onlarda şuna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir, alt işveren ilişkisi kuran birisi varsa sizde, siz de asıl işverenseniz bir, çalıştırdığı kişilerin her ay puantaj kaydını tutacaksınız. Kim çalışıyor? İsmen, Ahmet, Fatma, Mehmet, kimse. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilenlerle bu kişiler aynı kişiler mi? Çünkü 10 kişiler ama belki de akrabasını, eşini, dostu çok karşılaştığım için söylüyorum. Bu 10 kişi gerçekten fiilen çalışan 10 kişi midir? Ve bu 10 kişiyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilgili ödemeler yapılmış mıdır? Bunların kontrolünden sonra hak edişini öderseniz herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ama siz her halükarda işte sizde 10 kişi çalışıyor, 50 kişilik size bir liste getirir. Ben 10 kişi çalışıyorum ama diğer 40'ı başka yerde çalışıyor der. Siz de çok kontrol etmezsiniz fazladan bildirim olduğu için ama gerçekten sizde çalışan 10 kişi orada listede var mıdır yok mudur sonra sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu konu önemli. Üçüncü değindiği konu hocamızın kamu kurumlarındaki alt işveren ilişkisi. Bu torba kanunda aslında alt işverenlikle ilgili en çok üzerinde durulan konu oydu. Kamu kurumlarının alt işveren ilişkileriydi. Örneğin bizim kurumda da var işte güvenlik ve temizlik gibi alt işveren ilişkisi kurduğumuz. Genelde bir süre sonra memnun kalınan işçiler işe devam ettiği için bir süre sonra işletmeleri değil de kamu kurumunu bilmeye başlıyorlar. Dolayısıyla bunlar süreç içerisinde her sene yeni bir sözleşmeyle izin hakları, işte kıdem tazminatı gibi konularda sorun yaşıyorlardı. Bu şimdi uygulaması daha net olmamakla birlikte kamu kurumu üst işveren olarak eğer bir sorun yaşanması durumunda gerek izinle ilgili kısmını zaten biz uyguluyoruz izinle ilgili birkaç yıldır Sosyal Güvenlik Kurumu olmamız nedeniyle tazminatla ilgili kısımlarda artık ilgili kamu kurumları bir şekilde üstlenmeye başladılar. Dolayısıyla ihale süreleri de genelde 3 yıla çıkartıldığı için 1 yıllık süreyle ilgili herhangi bir sıkıntı da yaşanmıyor. Son olarak da yeraltı maden işleri ve yeraltı işleriyle ilgili düzenlemelerden bahsetti hocamız. Burada ücretle ilgili bir düzenleme yapıldı. En az iki asgari ücretin altında olmayacağı ile ilişkin çalışma sürelerinin kısaltılması ile ilgili bir de iş güvencesi ile ilgili maddede bazı lehte düzenlemeler yapıldığına değindi. Tekrar kendisine bu güzel sunumu için, doyurucu sunumu için sayın hocamıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi sözü 6331 sayılı yasayla ilgili değişiklikler konusunda eski üstadımız, eski baş müfettiş Resul Kurt üstadımıza veriyorum. Buyurun üstad. Evet, Sayın Başkanım, değerli meslek mensubu arkadaşlar, hepinizi öncelikle saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
15 yıldır meslek mensubu arkadaşlarımızla birçok platformda, konferanslarda, seminerlerde, oda etkinliklerinde birlikteyiz. Hakikaten çok zaman geçmiş. Biz de yaşlanmışız. Bugün bunu anladım. Şimdi hocamız çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki torba yasa, çorba yasa, hani ben de çorba yasa diyorum ona. Yani bir yasa yapılırken o yasanın gerçekten kimleri etkilediğini, nasıl etkilediğini iyi hesap etmesek, bunun bugün şurası yanlış oldu, burasını da düzeltelim şeklinde düzenlemelere gidiliyor. Bu hep maalesef böyle, yani ilk defa yapılan bir şey değil. Torba yasa uygulaması yıllardan beri var ve açıkçası ciddi anlamda rahatsızlık verici, özellikle hukukçular açısından bir düzenleme olduğunu söyleyebiliriz. Bir konu olduğunda, yani komisyonda görüşülürken, hani biz de geçmişte şahit olduğumuz olaylar var. Ya böyle de bir yakınımın da böyle bir sıkıntısı varmış, bunu da böyle çözersek araya bir karıştıralım diye çıkan yasalar da var maalesef. Bir yasa yapılırken bunun psikolojik, sosyolojik, ekonomik etkilerini iyice değerlendirmek lazım. Ama dediğim gibi maalesef yıllardan beri, hani belki onlarca yıldan beri hep bu uygulamalar devam ediyor. Ben sizlere bugün iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hitap edeceğim. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerçekten ülkemiz açısından 2014 yılı kara bir yıl oldu. Tamam. Evet, 5 yapalım. Evet, ben öncelikle şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar. Tazminatlar ve cezalar göz önüne alındığında her zaman için önlemek ödemekten daha ucuz ve daha insancıldır. Yani bu bizim çalışma hayatı denetimini yapan arkadaşlarımız açısından bir düstur. Her zaman için bir konuyu basit bir takım önlemlerle giderebiliyorsanız bir insan hayatını kurtarmış olursunuz. Basit bir baret taktığınız zaman, basit bir çizme giydirdiğiniz zaman, eldiven taktırdığınız zaman, yüksekte çalışıyorsa uygun kişisel koruyucu donanımları kullandırdığınızda o kişinin hayatını kurtarmış oluyorsunuz. İnsana verilen değer, insana verilen emek, saygı, iş sağlığı ve güvenliğinde kendisini gösteriyor. Maalesef biz hem işverenler olarak, hem sendikalar olarak, hem sivil toplum örgütleri olarak, hem çalışanlar olarak iş sağlığı ve güvenliğini maalesef önemseyebilmiş değiliz. Genel olarak bizim toplum yapımızda bana bir şey olmaz abi mantığı var. Yani bunu siz de görebilirsiniz. Ucu açık kablo vardır ofisinde, muhasebe bürosunda. Yani bir elektrikçiye 5-10 lira verip o ofise bir priz takmayız. Ne yaparız? Kablo taktırırız. Yani uzaktan bir şekilde onu idare ederiz. Bu her alanda var. Her alanda ve her yerde var. Hepimiz için var. Ben de dahil olmak üzere bu ihmalkarlık hepimiz için var. Yani ecel kapıyı çaldığı zaman ya basit bir İşte uç taksaydık 5 lira kardeşim, niye taktırmadın, değil mi? Ya insan öldükten sonra yol gösteren çok olur diye bir söz var. Ümit ediyorum ki burada paylaştığımız bir takım bilgiler hepimiz için son derece yararlı olur. İş sağlığı ve güvenliğinde bir amacımız var. Bu amacımız çalışanlarımızın, misafirlerimizin, işverenlerimizin çalışma ortamlarında sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı içerisinde bulunmalarını sağlamak. Yani bir çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini önleyebildiğiniz takdirde o işletmede meydana gelebilecek tehlikelerden hem kendinizi, hem çalışanlarınızı, hem misafirlerinizi korumuş olursunuz. Bu aynı zamanda işletmenizde üretimin devamlılığını ve verimini de beraberinde getirir. Düşünün, bir inşaat yapıyorsunuz. Bir çalışanınız inşaatta iş güvenliği önlemi alınmadığı için düşüp hayatını kaybettiğinde o işletmede bir ay süreyle üretim olmaz. Savcı gelir, polis gelir, tutanak tutulur, çalışanlar orada çalışmak istemez, psikolojik olarak etkilenir, değil mi? Yani dolayısıyla bizim öncelikle iş sağlığı ve güvenliğini bu anlamda iyi değerlendirmemiz lazım. Çalışanları iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korumak için iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ciddi şekilde uygulamak durumundayız. Bir iş yerinde meydana gelen kazalar, yine emziren kadınlar için süt izinlerinde iş yerine evinden taşıtla getirilip götürülen çalışanlar için, görevli olarak başka bir yere gittiği takdirde bu sürede geçen olaylar veyahut da işveren tarafından yürütülen
iş nedeniyle sigortalı eğer kendi adına çalışıyorsa yine aynı şekilde yürütmekte olduğu iş nedeniyle meydana gelen olayları biz iş kazası olarak kabul ediyoruz. Yani iş kazası istatistiklerine baktığımız zaman bu ekrandakiler 2-3 yıl önceki istatistikler ama birazdan 2014 yılı rakamını söyleyeceğim size. Bakın işletmelerde iş kazalarının büyük bir bölümü %43'ü, %44'ü neredeyse yarısı 50 kişiden çok işçi çalıştıran işletmelerde meydana gelmiş. Yine aynı şekilde 10-49 arasında %26, 1-9 arasında da %30. Yani 1 kişiyle 9 kişi arasında çalışan iş yerlerinde iş kazalarının yaklaşık 1/3 meydana gelmiş. Yani bunun ciddi anlamda sıkıntı olduğunu hepimiz görüyoruz. Değerli arkadaşlar, 2014 yılında biz maalesef çok ciddi toplu ölümlere sahne olan maden, özellikle maden Soma faciasında ciddi sıkıntılar çektik ve iş kazalarının toplumsal hayatımızda daha fazla yer almasına vesile olan, insanlarımızın daha duyarlı olmasına vesile olan, en azından çalışanların da bilinçlenmesi gerektiğini, işverenlerin de bilinçlenmesi gerektiğini düşünen bir toplum haline geldik. Yani bunu düşünüyoruz ama iş fiiliyata geldiği zaman bakın Soma'dan sonra başka birçok iş kazası meydana geldi. İşte özellikle madenlerde artık çok fazla üretim yok. Yani iş kazalarından sonra hocamın da belirttiği gibi özellikle ücret ve madencilerin, çalışanların haklarında yapılan iyileştirmelerden sonra madenlerde ciddi bir üretim düşüşü söz konusu. Buna rağmen yine maden kazalarını konuşuyoruz. İnşaatlarda iş kazalarını konuşuyoruz. Bunların hepsi bizim açımızdan çok ciddi sıkıntılara sebebiyet veriyor. Bakın en çok madencilik sektöründe iş kazası meydana geliyor. Onun ertesinde inşaatlarda, taşımacılıkta iş kazalarının daha çok meydana geldiğini görüyoruz. Yaş gruplarına baktığımızda 25-54 yaş arasında iş kazalarının sayısal çokluğu karşımıza çıkıyor. Tabii iş kazasıyla ilgili olarak hepimiz bilgi sahibiyiz ama bir de bilmediğimiz bir hastalık var, bilmediğimiz bir olay var, meslek hastalığı. Aslında birçok meslek mensubu arkadaşımızın kas iskelet sistemi hastalıkları, göz hastalıkları, değil mi? Bel fıtığı, boyun fıtığı gibi meslek hastalığı kapsamına girmesine rağmen henüz biz daha iş kazalarıyla ilgili yeterince toplumumuzu aydınlatamadığımız için meslek hastalıklarına sıra gelmiş değil. Birçok gelişmiş ülkede artık iş kazaları konuşulmuyor. Bunun yerine çalışanların meslek hastalıkları konuşuluyor. İnşallah biz de iş kazalarını atlatıp, iş kazalarını önleyip meslek hastalıklarını da önleyici bir takım düzenlemeler yapılması gerektiğini dikkate alırız diye düşünüyorum. Tabii birçok meslek hastalığı var. Bunlar kimyasal zehirlenmeler, deri hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar, viral hastalıklar, fiziksel hastalıklar, kemik ekleme hastalıkları. Bunların hepsi insanlarımızın, çalışanlarımızın yaşam kalitesini düşüren hastalıklar ve gerçek anlamda çalışanlarda kalıcı vücut hasarlarına sebebiyet veren durumlar söz konusu. Türkiye'de her gün 217 iş kazası oluyor. 4 çalışan hayatını kaybediyor, 5 kişi yaralanıyor, uzuv kaybına uğruyor ve gayri safi milli hasılamızın %5'ini kaybediyoruz. Dünyada en fazla iş kazası olan resmi istatistiklere göre, tutulan resmi istatistiklere göre en fazla iş kazası olan ülkelerden birisi Türkiye. En çok ölümlü iş kazasının olduğu, istatistiklerin sağlıklı tutulduğu AB ülkeler arasında da maalesef Türkiye en çok iş kazası meydana gelen ülke. Bunun bir takım sebepleri var. Eğitimsizlik, bilgisizlik, dalgınlık gibi veyahut da kasıtlı yapılan dikkatsizlik, zorlama isteyerek yapmak gibi. Ben müfettişlik hayatımda şunu gördüm. Çalışan, hani utanarak söylüyorum ama çalışan işverene kızmış. Bana bak diyor, kafamı bozma, bilmem ne abi diyor, kafamı bozma. Şu parmağımı sokarım makineye diyor. 100 bin liranı alırım diyor. Yani şimdi bizim hem işverenlerimizi hem de çalışanlarımızı bu anlamda demek ki çok iyi eğitmemiz gerekiyor. Tutum ve davranışları değiştirmemiz çok önemli. Bir insan parmağını sokar mı makineye?
Yani demek ki bir şeye kızmış, niye kızmışsa çözümü orada arıyor ve kazaların hep bir nedeni var. Bana bir şey olmaz abi. İnanın bunu siz de mükelleflerinizle rahatlıkla gittiğinizde gözlemleyebilirsiniz. Tehlikeli bir şey yapıyordur orada çalışan. Siz uyarıyorsunuz evladım, bak böyle çalışma kardeşim, böyle çalışma. Bana bir şey olmaz abi diyor. Niye? Biz hep böyle çalışıyoruz diyor. Hiçbir şey olmuyor. Bir kere oluyor zaten insan hayatında. Bir kere oluyor. Bir kere olunca da zaten o bir kişiye olmuş oluyor. Değil mi? Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ondan sonraki arkadaşlarımız yine bana bir şey olmaz diyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Bakın 10 bin güvensiz davranıştan biri ölümlü yaralanma veya kazayla sonuçlanıyor. Yani her 10 bin davranıştan bir tanesinde o bir kişi, piyango kime çıkacaksa o bir kişi hayatını kaybediyor. İş kazalarını önlemek tabii ki her zaman mümkün. Gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini aldırmışsak, kişisel koruyucu donanımlarını kullandırıyorsak, işletmede gerekli iş sağlığı güvenliği önlemlerini almışsak hiçbir şey olmaz. Bakın bizde en çok iş kazası olan sektörlerden birisi inşaat sektörü değil mi? Yani ben yurt dışına gittiğimde çekiyorum. Hani başkan dedi ki çok Instagram'da fotoğraf paylaşıyorsun. Hakikaten ben hem Facebook, Instagram, Twitter hepsini iyi kullanıyorum. Paylaşıyorum orada ya Amerika'daki, Almanya'daki bir iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili uygulama gördüğümde onu paylaşıyorum. Mesela Almanya'ya gittiğimde basit kaldırımdan 3 tane taş değiştirecekler. 3 tane. 3 kaldırım 3 taşı değiştirmek için oranın etrafına Facebook'tan bakabilirsin. Hani benim sayfamda da o resimler belki bakan arkadaşlar vardır. Etrafına plastik bariyerler konulmuş. Öyle bizimki gibi şerit çekme de değil. Plastik bariyer konmuş. Uyarılar yapıştırılmış. Onun üzerine ışıklandırmasını koymuş. Hepsi ne için biliyor musunuz? 3 tane kaldırım taşı değiştirmek için. Aynı gün tesadüf aynı fotoğrafları yan yana paylaştım. Denizli Büyükşehir Belediyesi de bir rögar kapağının etrafına plastik şerit çekmiş. O da üzerine bir kağıt yapıştırmışlar. Tesadüf işte aynı gün. Orada da yazıyor diyor ki çukura düşmek yasaktır diyor. Yani bunu hakikaten görebilirsiniz. Ya benim Instagram'ımda da var. Yani işte altına da yazmış. Yani birisi belki muziplik olsun diye yapmıştır. Bilmiyorum kimin yaptığını ama netice itibariyle kardeşim Türkiye'de çukura düşüp ölen, hayatını kaybeden çocuk, büyük, yaşlı, genç bir sürü insanımız var. Değil mi? Böyle espriler vardır. İSKİ çukuruna düşüp hayatını kaybettiğiyle ilgili. Bakın adam 3 tane kaldırım taşı değiştirmekle ilgili olarak böyle bir sistemini kurmuş. Biz de ne zaman bu sistemleri kurarsak, ne zaman bunun ne insan hayatı için önemli olduğunu düşünürsek, o zaman ülkemizde iş kazalarını konuşmayız. Bakın iş sağlığı ve güvenliği yasası çıktı. İş kazaları iki katına, ölümler iki katına çıktı ya. Ne anlamıyorum yani. İki katına çıktı ölümler. Yani yasamız olmasaymış daha iyiymiş. Hiç değilse 700-800 kişi hayatını kaybediyordu. Şimdi 1300-1400 kişi hayatını kaybetmiş. Bunun sebepleri bizim iyi sorgulamamız lazım. Biz bir yerde hata yapıyoruz. Bakın buradan bakanlığın da öz eleştiri yapması lazım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda iş sağlığı ve güvenliği kağıt üzerinde yapılan bir iş gibi düşünüyor. Bu sahada yapılır. Bakın OSGB açmak için şu kadar şu kadar şartlar. Hep kağıt üzerinde. 8 metrekare uzman odası, 12 metrekare bayan odası, 3 metrekare bu olacak, kapı şuradan olacak, kapının kolu işte aşağı bükülecek. Yani bunları bizim aşmamız lazım. Biz sahada iş yapacak uzmanları yetiştirmeliyiz. Bunun özüne biz daha inemedik. İş sağlığı ve güvenliğini biz kağıt işi olarak görüyoruz. Hep kağıt yazıyor. Bakın sizin de işletmelerinize gelen uzman arkadaşların canı çıkmış. Hep yazıyorlar. Ya biraz da sahayı gelsin. Yani biz bu işlerin tamamen mühendislik olduğunu düşünmüyoruz. Ben şahsım olarak mühendislik olduğunu düşünmüyorum. Bunun içerisinde psikolojik, hukuksal, sosyolojik, ekonomik bir sürü gerekçesi var. Yani biz iş sağlığı ve güvenliğini benimsersek, önemsersek hiç iş kazasını konuşmayız. Biz vur deyince öldürüyoruz. İş sağlığı güvenliği yasası çıktığında bir sürü arkadaşımız
Değil mi? Ben bu tür böyle bir sürü seminerler verdik. Bir sürü ilde hep şunu sordular. Biz mali müşavirler olarak uzmanlık, iş güvenliği uzmanlığı yapabilecek miyiz? Ben o zaman diyordum yapamayacaksınız. Ama şimdi yapabileceksiniz. Ancak kendi iş yerlerinizde. Her mali müşavir 9 kişiden az işçi çalıştırıyorsa kendi iş yerinin mutlaka iş güvenliği uzmanlığını yapabilecek. Sadece uzmanlık değil, doktorluğunu da yapabilecek. Evet. Evet. Yani iş yeri hekimliği. Ama muayene hani tabela yapıştırıp efendim muayene 500 lira diyemeyeceğiz. Muayene yok, periyodik kontrol yok, tetkik yok. Ama sadece iş sağlığı ile ilgili değerlendirmeler yapacak. Yani bunun, bakın benim bir önerim vardı. Benim Allah razı olsun iki gazetede köşe yazarlığı yapıyorum. Dolayısıyla fikirlerimi, düşüncelerimi gazete ortamında da paylaşma şansım var. O yüzden çok şanslıyım. Ben şunu paylaştım. Dedim ki 20 kişiden az çalışan olan iş yerlerinde yılda bir kere iş güvenliği uzmanı gelsin, doktor gelsin, 2 saat eğitimini versin. Orada bir usulsüzlük demeyelim, bir düzensizlik varsa onları giderici önlemlerini alsın, bitti. Yani bir muhasebe bürosunda 100 metrekare bir oda ne vardır? Ya çalışan arkadaşlarımızın mousepadleri bilek destekli değildir. Ekran yükseklikleri ayarlı değildir. Yüksekten düşecek bir cisim vardır. Dolayısıyla bunun için her gün Ayşe ablanın gelip hemşirelik yapmasına, Ahmet Bey'in gelip uzmanlık yapmasına, Mehmet Bey'in gelip hekimlik yapmasına gerek yok. Biz işletmeleri bu anlamda iyi değerlendiremedik. İş sağlığı ve güvenliği yasasını çok düzgün bir şekilde maalesef kuramadık. Çok üzülüyorum yani. Biz hep bunu kağıt işi olarak gördük. Bürokrasinin ötesine de geçemedik. Onun için 1400 kişi hayatını kaybetti. Yasa olmayaydı daha iyiydi yani. En azından bu çalışanların yarısını kurtarmış olurduk. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ilk kez müstakil bir yasa yayınlandı. Bu iyi bir şey. Yalnız bir kademeli geçiş söz konusu. 1 Ocak 2013'ten itibaren 50'den çok çalışan olan iş yerleri tehlike sınıfına bakılmaksızın. 1 Ocak 2014 tarihinde 50'den az çalışan olan tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerleri yürürlüğe girdi. 1 Temmuz 2016'da da yine az tehlikeli, 50'den az çalışan olan diğer iş yerleri için yürürlüğe girecek. Tabii bu anlamda iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve ondan fazla çalışan olan çok tehlikeli iş yerlerinde diğer sağlık personeli çalıştırılmasıyla ilgili bu sıralama. Toplumda hem bakanlık yeterince etkin bir anlatım yapamadığı için hem de ertelemelerden dolayı şöyle bir kan oluştu. Sanki bu diğer iş yerlerinde hekim, uzman çalıştırma dışındaki iş yerlerinde diğer yükümlülükler yokmuş gibi düşünüldü. Bu doğru değil. Sadece istihdam yükümlülüğü veya hekim, uzman, diğer sağlık personeli çalıştırılmasıyla ilgili yükümlülükler için bu kademeli geçiş var. Bunun dışındaki bütün yükümlülükler aynen 1 Ocak 2013 tarihinden beri yürürlükte, bütün iş yerleri için de yürürlükte. Bunları da birazdan paylaşacağım değerli arkadaşlar. Şimdi 10 kişiden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri işverenleri, bunun içerisine mali müşavirlik ofisleri girebilir, bakkal dükkanları girebilir, esnaf, küçük esnaf dükkanları girebilir. Az tehlikeli olan ve 10 kişiden yani en fazla 9 kişi çalışacak. Bu iş yerlerinde gerekli bakanlığın açtığı eğitimi yapan, bu belgeyi alan arkadaşlarımız, işverenler veya işveren vekilleri, İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimliği hizmetlerini yerine getirecekler. Ancak işe giriş, periyodik muayene ve tetkik yapamayacaklar. Bununla ilgili 10 kişiden az sayısının tespitinde çırakları ve stajyerleri dahil etmeyeceğiz. Az tehlikeli iş yerlerinde çalışanlar için işe giriş sağlık raporları ya bir ortak sağlık güvenlik biriminden alınabilecek veya aile hekimleri de bunu düzenleyebilecek. Evet, bununla ilgili bir kademe söz konusu. En son hocamızın bahsettiği torba yasayla deniz yolu taşımacılığı yapan, uluslararası deniz yolu taşımacılığı yapan araçların seyri sefer halleri de
iş sağlığı ve güvenliğinin kapsamı dışına çıkarıldı. Şimdi gelelim iş sağlığı ve güvenliğinin bizim açımızdan önemine. Risk değerlendirmesi ve acil eylem planı yaptırılması, etkili bir kontrol ve denetim sistemi, tüm çalışanlara mesleki eğitim verilmesi, risklerinin öğretilmesi konuları olmak üzere 3 tane ana başlığımız var. Ve bu düzenlemeler bütün işletmeler, bütün iş yerleri için geçerli olup proaktif dediğimiz daha etkin bir sistemle karşımıza çıkıyor. Değerli arkadaşlar, işverenlere getirilen yükümlülüklere baktığımız zaman bütün iş yerleri için bu saydıklarımız iş yeri hekimi, uzman ve diğer sağlık personeli çalıştırma dışındaki bu yükümlülükler bütün iş yerleri için geçerli. Sayı sınırı, kademe olmaksızın herkes bu değerlendirmelere tabi. Bütün iş yerlerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak durumundayız. Acil durum planı yapmak veya yaptırmak durumundayız. Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek durumundayız. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlara mesleki eğitim verilmesi gerekiyor. İlk yardım eğitimlerinin aldırılması gerekiyor. Yangın eğitimlerinin aldırılması gerekiyor. 50'den çok çalışan olan işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmak gerekiyor. Bütün işletmelerde çalışan temsilcisi atanması veya imkan varsa seçimle seçilmesi gerekiyor. İş güvenliği malzemelerinin temini ve kullandırılması, tespit ve öneri defteri tutulması, kaldırma ekipmanları, basınçlı kaplar, jeneratör gibi ekipmanların kontrol ve belgelendirmelerinin yapılması, iş yeri ortamındaki gözetimin yapılarak ortamda bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeleri ölçüm, muayene, inceleme ve araştırmalar sonucu tespit ederek bunların giderilmesi, elektrik, havalandırma, topraklama, aydınlatma tesisatlarının belgelendirme ve kontrollerinin yapılması gerekiyor değerli arkadaşlar. Bunlar ne zaman yürürlüğe girdi? 1 Ocak'tan beri bütün iş yerleri için, bütün mükelleflerimizde bu düzenlemeler yürürlüğe girmiş durumda. Tabii eğitimler çok önemli. Özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mutlaka mesleki eğitim aldırmak gerekiyor. Ama maalesef ülkemizin henüz mesleki eğitimlerin aldırılacak noktalarında sıkıntılar var. Mesleki eğitim aldırmak isteyen birçok işletme bu eğitimlerini aldırmakta sıkıntılar yaşıyor. Bunu da özellikle gidermekte fayda var. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin bütün işletmelerde bütün çalışanları kapsayacak şekilde verilmesi gerekiyor. Şimdi işletmeleri 3 sınıfa ayırdı Çalışma Bakanlığı. Çok tehlikeli, tehlikeli, az tehlikeli. Tabii burada mesela büro hizmetleri, lokantalar, bankalar az tehlikeli. Tekstil, çeltik fabrikaları, tornacılık, ilaç üretimi tehlikeli. Hastaneler, kimya sektörü, metal, inşaat sektörü, madencilik sektörü çok tehlikeli sınıfta yer alıyor. Bu tehlike sınıfları, kişi sayıları iş sağlığı güvenliği profesyonellerinin çalışma sürelerinin belirlenmesinde önem taşıyor. Biz işletmelerimizde iş güvenliği uzmanı çalıştırmak veyahut da iş yeri hekimi gibi profesyonel insanları ya bir ortak sağlık güvenlik biriminden ya da kendi bünyemizde bulundurmak durumundayız. Özellikle değerli arkadaşlar, işletmelerde eğer kadrolu olan iş güvenliği uzmanları varsa bunların her çalıştıkları iş yerinde SGK primlerinin ödenmesi gerektiğini söylemeliyiz. Yani bir iş güvenliği uzmanınız var, 5 tane de mağazanız varsa, o uzman 5 mağazaya bakıyorsa bakanlığın İSG katip programına 5 yerden mutlaka bu kişileri sigortalı yapmanız, her yerde görevlendirme süreleri kadar da sigorta primlerini, gün sayılarını bildirmeniz gerekiyor. Bir tane uzmanınız var, 5 şubeye bakıyor, bir yerden prim ödemek doğru değil. Tabi bakanlık dünyada hiçbir yerde olmayan bir uygulama yaptı. A, B, C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgeleri çıkardı. Bunun olması gereken sektörel anlamda bir iş güvenliği uzmanlığıydı ama dediğimiz gibi bu olmadı.
maalesef iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemelerle ilgili odamızın ve TÜRMOB'un da benim de katkılarını verdiğim bir takım raporları hazırlandı ama maalesef çok ciddi bir geri dönüşüm sağlanamadı. İş sağlığı ve güvenliğinde uzman ve hekimlerin çalışma süreleriyle ilgili düzenlemeler var. Önce uzmanların süreleri 10'dan az çalışan olan az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışan başına yılda 60 dakika, diğer iş yerlerinde az tehlikeli sınıfta yer alanlarda ayda en az 6 dakika, tehlikeli sınıfta en az 8 dakika, çok tehlikeli de en az 12 dakika. Bunlar uzman çalışma süreleri. 2000 ve daha çok çalışan olan az tehlikeli iş yerlerinde tam zamanlı, 1500 ve daha fazla çalışan olan iş yerlerinde yine tam gün çalışacak bir iş güvenliği uzmanı, tehlikeli sınıftaysa, çok tehlikeli sınıftaysa da 1000 ve daha fazla olduğunda buna göre bir tam zamanlı uzman görevlendirmek gerekiyor. İş yeri hekimleriyle ilgili çalışma süreleri Aralık ayında değiştirildi. Tabii ülkemizde iş yeri hekimi istihdamı ciddi bir sıkıntı. İş yeri hekimlerinin bulunması, çalıştırılması gerçekten çok zor. Çünkü bir yandan kamu, aile hekimliği, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri olmak üzere ciddi bir hekim talebi var. Öte yandan üniversitelerin dışındaki özel hastanelerin talebi var. İş yeri hekiminin bulunması, istihdamı da çok zor ama çalışma süreleri artırılmış oldu ekranda gördüğünüz gibi. Tabii 2000, 1000 ve 750 sayılarına göre de tam zamanlı iş yeri hekimi çalıştırılması gerekiyor. Benim iş sağlığı güvenliğinde en fazla gerçekten anlamakta zorlandığım konu diğer sağlık personeli görevlendirilmesi. Yani iş yeri hemşiresi dediğimiz Şükrü Kızılot hocamız, Allah uzun ömürler versin, biliyorsunuz hastanede yoğun bakımda kendisi, buradan da acil şifalar diliyorum. Hocamızın dediği gibi hamamda hemşire çalıştırma yükümlülüğü maalesef yanlış bir yükümlülük. Bakanlık bunu çok uygulayamadı ve çok yanlış bir sistem. Diğer sağlık personeli çalıştırılması ile ilgili geçtiğimiz torba yasayla bir değişiklik yapıldı. Sadece 10 kişiden çok çalışan olan çok tehlikeli sınıftaki iş yerleri için diğer sağlık personeli çalıştırılması benimsendi. Esas itibariyle benim görüşüm 50 veya 100 kişiden daha fazla çalışan olan çok tehlikeli iş yerleri. Yani burada 10 kişinin çalıştığı çok tehlikeli bir iş yerinde diğer sağlık personeli ayda 30 dakika, 60 dakika gidip ne yapacak? Yani bir etkin verimlilik sağlanması çok mümkün değil. Buradan bunun da mutlaka ciddi şekilde değiştirilmesini belirtmeliyiz. İşverenlerin sağlık gözetimleri var. İşverenler çalışanlarının sağlıkla ilgili muayenelerini, tetkiklerini yapmak zorunda. Özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde işe başlamadan önce sağlık raporu alınması gerekiyor. Bu anlamda bu raporların çalışanların kişisel sağlık dosyalarının 15 yıl saklanması gerektiğini belirteyim size. Yani işletmelerinizde çalışan personelin kişisel sağlık verilerinin en az 15 yıl saklanması gerekiyor. Ve işçiniz, çalışanınız yeni bir yere gittiğinde sağlık dosyasını da peşinden göndermeniz gerekiyor. Mevzuat bu olmakla birlikte ben bugüne kadar bunu uygulayan daha bir işletme görmedim. Bakın, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü kaydı işten ayrılma tarihinden itibaren 15 yıl süreyle çalışanların sağlık dosyalarını işverenler saklamak durumunda. Çalışanların risk değerlendirmesi sonuçlarına göre az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç 5 yılda bir, tehlikeli sınıfta en geç 3 yılda bir, çok tehlikeli sınıfta en geç yılda bir defa olmak üzere periyodik muayenelerinin yapılması, ancak iş yeri hekimi gerek görürse daha kısa sürelerle de yaptırılması gerekiyor. Bütün ofislerde, mali müşavirlik ofislerinde bilgisayar kullanılıyor. Ekranlı araçlar diyoruz bunlara. Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce ve ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme bozuklukları yaşandığında göz muayenelerinin yapılması gerekiyor.
ben buradan sorayım size, değerli mali müşavir meslektaş arkadaşlarım. Hangimizin ofisinde çalışan arkadaşlarımızın göz muayenelerini yaptırdık? Var mı yaptıran? Evet, bir kişi, iki kişi var. Evet, gerçekten tebrik ediyorum. Yine ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre iş yeri hekimince belirlenen düzenli aralıklarla ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme bozuklukları yaşandığında göz muayenelerinin yapılması gerekiyor. Bakın, biz iş sağlığı güvenliğini hep metrekare olarak görmüşüz. Diyoruz ki işte 8 metrekare uzman odası, iş yeri hekim odası, 12 metrekareden az olmamak üzere ilk yardım odası gibi. Biz hep şekil şartlarına bağlıyız. Biz her yerde her zaman toplum olarak maalesef şekil şartları, yani hocam çok iyi bilir, mahkemelerimiz bile hep önce usulden bakar. Usulü uymuyorsa zaten hiç esasa bakmıyor adam. Bizde hep usul önemli. Bir de esası var bu işin. Esasa indiğimiz zaman iş sağlığı ve güvenliğinin daha iyi noktalara gelebileceğini söyleyebiliriz. Tabii çok zamanımızı açtık mı bilmiyorum. Sayın Başkanım. Tamam, 5 dakika içinde toparlayalım. Risk değerlendirmesinin bir işveren nezaretinde, işverenin gözetiminde uzman, çalışan temsilcileri, destek elemanlarıyla yürütülmesi gerekiyor. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alt işverenlerin de kendi açılarından yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekiyor. Asıl işverenler de bu anlamda alt işverenlerin koordinasyonunu yapmak durumunda. Risk değerlendirme raporları çok tehlikeli sınıfta en geç 2 yılda bir, tehlikeli sınıfta 4 yılda bir, az tehlikeli sınıfta 6 yılda bir yenilenmek durumunda. Risk değerlendirmesi yaptırmayan işverenlere 2014 yılında 3.361 lira bir para cezası, ayrıca aykırılığın devam ettiği her ay içinde 5.041 lira bir para cezası uygulanacak. İşverenlerin acil durum planlamalarını da yapmaları gerekiyor. Bununla ilgili planların yapılması, destek elemanlarının görevlendirilmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Bakın, çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta 40 çalışana, az tehlikeli sınıfta 50 çalışana kadar arama, kurtarma, tahliye, yangınla mücadele konularının her biri için uygun donanıma sahip özel eğitimli en az birer destek elemanı görevlendirmek gerekiyor. Bu sayıların katlarını da yine açtığımızda aynı oranda yapmak durumundayız. İlk yardım konusunda tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta 10 kişide bir, az tehlikeli sınıfta 20 kişide bir acil durumlarda müdahale etmek üzere ilk yardım eğitimli personelimizin olması gerekiyor. Bu personeli görevlendirmeyen iş yerlerine de 1233 lira 2015 yılında bir para cezası uygulanacak. Acil durum raporlarında yine 2 yılda bir, 4 yılda bir ve az tehlikeli iş yerlerinde de 6 yılda bir yenilenmek durumunda. Çalışanların mesleki eğitimleriyle iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmemesi halinde 2015 yılında 1233 lira kişi başına idari para cezası söz konusu değerli arkadaşlar. Ben hızlı bir şekilde önemli olanlarını paylaşayım sizle. Yine çalışanlara verilecek eğitimler çok tehlikeli iş yerlerinde yılda bir, tehlikeli iş yerlerinde 2 yılda bir, az tehlikeli iş yerlerinde 3 yılda bir olmak üzere düzenli aralıklarla yapılmak ve bir çalışan temsilcisi, ekranda gördüğünüz sayılara göre de bütün iş yerlerinde çalışan temsilcilerinin ya seçimle getirilmesi ya da atama yoluyla yapılması gerekiyor. Tabii çalışanların da bir takım yükümlülükleri var. Bizde çalışanların da iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuata, uygulamalara, emir ve talimatlara uygun davranması gerekiyor. Son olarak 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu iş yerlerinde 6 aydan fazla süren sürekli işler yapılıyorsa işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmaları gerekiyor. Değerli arkadaşlar, beni dinlediğiniz için zamanımı da çok aşmak istemiyorum. Öncelikle Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum ve sizlere de sabırlarınız için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
6331 sayılı yasadaki değişikliklerle ilgili Doktor Resul Kurt'un sunumu için kendisine teşekkür ediyoruz. Sunumunda iş kazalarının sebepleri, meslek hastalığının sebepleri ve iş sağlığı güvenliği yasasında yapılan düzenlemelere eleştirisel bir yaklaşımda bulundu. Bunun dışında risk değerlendirmesi, acil eylem planları ve benzeri konulara değindi. Şimdi genel olarak 6331 ile ilgili bir eleştirisel yaklaşım olduğu için ben de bakanlık bununla ilgili savunacak kimse olmadığı için bu konuda ben de birkaç şey söyleme zarureti oluştu. Şimdi her zaman bir sıfırdan büyüktür. Daha önceden iş sağlığı güvenliği ile ilgili mevzuat hükümleri iş yasasının içerisinde serpiştirilmiş durumdayken şimdi Avrupa Birliği normlarına uygun, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan kriterlere uygun yasal bir düzenleme yapıldı. Bu bir kere olumlu bir gelişme. İki, bununla ilgili yasal düzenlemeler yapıldı. İş kazalarının veya meslek hastalıklarının değil de iş kazalarının artışında şöyle bir faktörü de göz önünde bulundurmak lazım. Biz bunu da inceledik. Niye arttı acaba diye önceki senelere göre. Tabii son 5 yıl içerisinde inşaat sektöründe %60'lık bir büyüme, otoyollar ve tünel, köprü gibi büyük inşaatların özellikle iş kazasına yol açabilecek büyük projelerin hayata geçirilmesi, tabii iş kazalarında da bir ister istemez dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de bir artış getirdi. Bir iş yapmazsanız tabii bir kazada olma ihtimali yok. İş yaparsanız kaza olma riski her zaman var. Eskiden belki yaş ileri olanlar hatırlarlar. Büyük barajlarda filan inşaat şantiyesinin üzerine yapılır. Buradaki tahmin edilen iş günü şu kadardır, beklenen iş kazası sayısı şudur diye yazılırdı. En azından şimdi öyle bir düzenleme yok. Siz ne kadar yasal düzenleme yaparsanız yapın, bu bir zihniyet meselesidir, bir eğitim meselesidir. Siz 3 yıl öncesinde emniyet kemeri görüntülü tişörtlerin satıldığı bir ülkede veya sensörlerin ötmemesi için takoz satılan bir ülkeden bugün emniyet kemeri bağlanan bir ülkeye dönüşmüşseniz zihniyette de yavaş yavaş devrim oluyor anlamına gelir. Zaman içerisinde bunların olması mümkündür. Aniden olmaz. Çünkü kendimizden bakalım, ben de dahil olmak üzere, geçen sene veya önceki seneye göre emniyet kemeri kullanma oranımız ciddi şekilde arttı. Niye? Yavaş yavaş bilinç oluşmaya başladı. Baret kullanımı geçen birkaç yıl içerisinde inşaatlara gittiğiniz zaman ya soyunma odasındaki askılıklarda ya da buradaki kemerinde bağlı olurdu. Ama bugün emniyet kemeri kullanımı biraz daha arttı. Dolayısıyla burada siz nasıl bir yasal düzenleme yaparsanız yapın, nasıl bir cezai şart getirirseniz getirin, bu bir zihniyet meselesidir. Hep beraber elimizi vicdanımıza koyup düşünelim. Bugün bu yasayla ilgili risk değerlendirmesini yaptırırken hiç merak edip gerçekten bu riskler var mı diye iş yerinde buna bakan var mı? Yok. Acil eylem planında gerçekten bir yangın olsa nereden çıkılır diye bakan var mı? Yok. Kaşelenmiş, mühürlenmiş, uzman tarafına getirilmiş, dosyalanmış duruyor. Bizim uzmanımız bile göstermelik bir eğitime giderek belgeyi alıyor. İş yerinde zaman kaybı olmasın diye iş yeri hekimi geldiği zaman eğer diyelim orada ayırması gereken haftada 40 saatse 5 saat geliyor, hemen var mı muayene olacak, tık 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 gelmiş gibi yapıyoruz ama. Uzmanı da gelmiş gibi yapıyoruz. İşte biz ne zaman gerçekten bir işin sözde değil de özde yapılması gerektiği şekilde yaparsak o zaman bu ülke düzelir. Onun için bunu yapanlar neticede uzaydan gelmiyor. Bunu yapanlar sizin benim gibi bu ülkede yaşayan insanlar yapıyorlar. Biz bunu yapan bürokratlar da, bunu uygulayan sektördeki işçi işverenler de ne zaman ki bu iş sağlığı güvenliği ile ilgili bizde ciddi bir bilinç oluşur, bunun gerçekten önemli olduğu algısı bizde oluşur, o zaman düzelme olur. Onun dışında siz istediğiniz kadar yasal düzenleme yapabilirsiniz. Bunlar da düzelme meydana gelmesi mümkün değildir. Biz bunu hep birlikte başaracağız. Eğer başaracaksak beraber başaracağız. Hayır, başaramayacaksak, kanun şeklinde kalacaksa yine bunu hep beraber bu hale getirmiş olacağız. Onun için birbirimizi suçlamak, eleştirmek yerine bugün bağımsız bir yasa yapılmıştır. Bununla ilgili yönetmelikler çıkartılmıştır. Eksiklikler süreç içerisinde kişilere bağlı olarak ortaya çıkacaktır ve bunlar düzeltilecektir. İnanıyorum, düzeltiliyor da zaten. Ama biz gerçekten bunu uygulamamız gerekiyor. Eğer biz uygularsak çocuğumuz da uygular. Siz emniyet kemeri bağlarsanız çocuğunuz arkadaki pusete binip emniyet kemerini bağlıyor. Benim oğlum var, öyle yapıyor 4 yaşında. Ben bağlamadığım zaman sen bağlamıyorsun diye o da bağlamıyor. Dolayısıyla bu bir görgü meselesidir, bir eğitim meselesidir. Göstererek, eğiterek bunu başaracağız. Başka türlü yasal düzenlemeyle başaramayız. Bunun için de hepimize görev düşüyor diyorum. Bu küçük ayrıntıyı da dikkat çekmek istedim. Çünkü müfettişlik yaptığım dönemde fason tekstil atölyelerine gidiyordum. Hep
arabesk müzikler çalıyordu. Şimdi birazcık daha hafif müzik çalmaya başladı. Sen Ferit Tayfur'u koyarsan konfeksiyon diken genç kızın başında barbar bağırırsa onu parmağını kaptırma olasılığı tabii ki diğerlerine göre oldukça yüksek. Veya işte markete gidiyorsunuz, ne yapıyor? Marketçi akıllı, markete gittiğiniz zaman tempolu müzik koyuyor. Niye? Klasik müzik koysanız sepetin üzerinde uyuma ihtimaliniz var. Alışveriş sepeti. Ama tempolu koyduğunuz zaman hiç farkına varmadan 3 ürün almaya gidersiniz. Hiçbir zaman 3 ürün almadan çıkarsınız. Niye? Belki de hiç ihtiyacınız olmayan şeyleri de alırsınız. Niye? O müziğin sizin üzerinizdeki etkisinden. Çünkü hep alttan dikkat edin, marketlere dıs 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 diye ses gelir. Siz de o tempoya uygun bir şekilde sepeti sürekli doldurursunuz. 3 ürün almaya gidersiniz, çıkışta 20 ürün satın alır çıkarsınız. Aynı Mahmut Bey'deki Mahmut Paşa'daki alışverişe döner. Neyse, kısa böyle bir anekdottan sonra şimdi çok zamanınızı almadan sosyal güvenlikle ilgili kısımla ilgili bir yarım saatlik sunumda İl Müdür Yardımcımız Mustafa Murat Özdamar yapacak. Kendisini kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli meslek mensupları, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hocalarımızın da ifade ettiği gibi 6552 sayılı çok maddeli kanun 146 tane önemli kanuni değişikliği içeriyor. Biz sadece kendimizle ilgili olanı, sosyal güvenlikle, iş hukukuyla, iş sağlığı güvenliği kanunuyla ilgili olanı anlattık. Hocamız da bir hukukçu gözüyle bu şekilde çok maddeli yasaların yapılmasının pek doğru olmadığını, kendilerinin de zorladığını ifade etti. Şöyle kendilerini zorluyor, bizim de başımıza geldiği bir örnekle anlatayım. 99 yılında büyük depremde vefat edenlerle ilgili kolay emeklilik vardı. Bunu 506'lı sayılı kanunda arayıp bir türlü bulamadım. En son bir gün boyunca kafaya da takıntı yaptı. Hangi kanundaydı, hangi kanundaydı? En son 4447 sayılı kanunun geçici maddeleri içerisinde buldum. Şimdi hocamız da kitap yazan, makale yazan, bununla ilgili bilimsel mütalaa veren biri olarak bu tür sıkıntıları yaşadığı için, hatta bu sıkıntılar kendilerini sosyal güvenlik konusunda çalışmaktan bile muzdarip duruma düştüğü için bunu ifade etti. Ama bu da günümüzün sorunu değil. Bunu nereden anlayabiliriz? 15 sene önceki, az önce bahsettiğim 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu dediğimiz kanundan anlayabiliriz. Mevzuat gov.tr'den, Başbakanlığın sitesinden girebilirsiniz. Sadece kanunun başlığını kopyalayın, bir Word sayfasına yapıştırın. Sayfanın yarısı kanunun sadece isminden ibaret. Bütün sosyal güvenlik kanunları tek tek sayılıp diğer kanun hükümleri tek tek sayılmasından oluşan bir kanun. Tabii teknik açısından siyasi mekanizma belki o an için ihtiyaca bir an evvel cevap verebilme için bir önergeyle mevcut tasarının içerisine koymayı uygun buluyor ama hukuki anlamda bazı sorunları beraberinde getirmiş oluyor. Ben de bunu eklemiş olayım. 6552 sayılı çok maddeli kanun sosyal güvenlikle ilgili 3 tane temel düzenlemeye, ana düzenlemeye yer vermiş. Bunlardan bir tanesi 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortasında az da olsa bir değişiklik. Bunun dışında yine sosyal güvenlikle alakalı, yani en nihayetinde 5510 sayılı kanunu da ilgilendiren emeklilikle ilgili 3201 sayılı borçlanmayla ilgili kanunda yapılan bir değişiklik. Bir diğer düzenleme ise prim borçlarının yapılandırılması, prim borçlarıyla ilgili bir affın getirilmesi söz konusu. Af hükümlerini incelediğimiz zaman da iki tane, üç tane temel özellik ortaya çıkıyor. Bir tam af söz konusu, borcun tamamının silinmesi söz konusu. İşte 100 liranın altındaki borçların kapanmış iş yerleri açısından silinmesi gibi. Yine koşullu af söz konusu, para cezası borcumuzu yapılandırır, yapılandırdığımız borcu da ödersek yarısının silinmesi gibi. Ödemezsek yine o silinmiş kısım tekrar canlanmış olacak. Yine bir kısımda kısmi af diyebileceğimiz
gecikme zammının yerine tefe tüfe oranında daha az gecikme zammı ödemek suretiyle borcun tümden ortadan kaldırılması söz konusu oldu. Bildiğimiz gibi aklımızda belki hatalı kalmış olabilir. Yapılandırma belki dün sona erdi ama bu eski Bağkur sigortalısı dediğimiz işveren sigortalısı işverenler için dün sona erdi. Onun dışında genel sağlık sigortalısı dediğimiz yani gelir testine girmesi gerekenlerle ilgili kısım devam ediyor. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Tam af düzenlemesinden kastımız 31 Aralık 2013 tarihinden önce kapsamdan çıkan yani faaliyeti sona ermiş, kapanmış, 2 yıldır işçi çalıştırmayan iş yerlerinin prim, işsizlik sigortası primi, eğitime katkı, özel işlem vergisi, damga vergisi gibi her tür bazında borç aslı 100 liranın altındaysa bu borçlar terkin edilmiş, silinmiş oldu. Yine bu kanunla birlikte sizi epey strese sokan işte başkanımızın da ifade ettiği gibi limited şirket ortaklarının sigortalılık bildirimi, anonim şirket yönetim kuruluna seçilmiş olan ortaklarının sigortalılığın başlangıcı ve bildirimiyle ilgili bir para cezasının kaldırılmasıyla ilgili başkanımız da değinmişti. Yani bir benzetmeye yaparsak bu ortakların işe giriş bildirgesi, işten çıkış bildirgesinin verilmemesi önemli sonuçlar doğuruyor, hukuki sonuçlar doğuruyor. Nasıl hukuki sonuçlar doğuruyor? Öncelikle limited şirkete ortak olmakla birlikte 5510 sayılı kanunun 4. maddesi 1. fıkrasının B bendi gereği yani Bağkur sigortalısı olarak tescilinizin yapılması lazım. Ya da ayrıldığınız zaman şirket ortaklığından yapılmış olan tescilin sonlanması lazım. İşte bu bahsetmiş olduğumuz başlama ve sonlandırma işlemleri diğer bazı mekanizmaları harekete geçiriyor. Eşiniz üzerinden sağlıktan yararlanabilirken şirket ortağı olmakla birlikte kendiniz üzerinden sağlıktan yararlanmanız lazım. Bildirimi yapmazsanız 2 ay sonra hastaneye gittiğiniz zaman 5000 liralık bir tedaviden yararlandıysanız Sosyal Güvenlik Kurumu da 6 ay sonra sizin limited şirket ortağı olduğunuzu öğrenmişse o 6000 lirayı prim borcunuz olması hasebiyle sağlıktan yararlanamayacak kişi olmanız nedeniyle sizden geri isteme hakkına sahip veya emekli olan şirket ortağı hissesini devretmiş maaşından %15 oranında destek priminin kaldırılması lazım. Bu giriş bildirgesini vermediğimiz takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun nasıl haberi olacak? İlk kuruşta haberdar. Çünkü yükümlülük Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne verilmiş. Hatta 10 gün içerisinde bu bildirimi yapmaması halinde her bir ortak için bir asgari ücret para cezası öngörülmüş Ticaret Sicil Müdürlüklerine. Dolayısıyla her ne kadar kanunda şirketlere ceza uygulanmayacağı öngörüldüğü için bu noktaya gelindiği için para cezası uygulanmayacak olsa da yine şirket ortaklarının değişmesi durumunda yeni alınan ortak adına işe giriş bildirgesi, ayrılan ortak adına işten çıkış bildirgesini mutlaka vermemiz lazım. Cezası yok ancak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeni'nin 11 ve 14. maddesine göre bizzat şirketin kendisi bundan sorumlu. Birçok önemli sigorta hastalığını da sona eren bir, erdiren bir uygulama esasında bu. Bak dikkat edin, biraz sonra gelecek sorulardan bir tanesi. Ben fi tarihinde vergi mükellefiydim. Zamanında tescil yapmadım. Bağkur hizmetini alabilir miyim? 85 yılında limited şirkete ortaktım. Zamanında Bağkur'un kapısını çalmadım. 85 yılından günümüze kadar veya 15 sene ortaklık yapmışsa 15 sene Bağkur hizmetini alabilir miyim? İşte bunları alamamanın temel nedeni bugün işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi dediğimiz geçmişteki Bağkur iş bırakma ve işe başlama bildirgesinin verilmemesi. O dönem kendisi ya da mali müşaviri o giriş bildirgesini vermiş olsaydı o ilgili kişinin Bağkur tescili yapılmış olacak. Bugün 6552 sayılı yasa kapsamında belki 70-80 bin liralık prim borcu 25-30 bin liraya inecek. Belki de onu yapılandırıp bankadan da kredi kullanmak suretiyle emekli olabilecekti. Yani bütün kötülüklerin anası bu bildirgeyi vermemek desek
yeridir. Bunu sizlere meslek mensubu olarak söyleyeyim. Çünkü ilerleyen dönemde başka sıkıntıyla karşılaşacaksınız. Ortak emekli olacak, 2 sene boyunca maaşından kesinti olacak. Bir gün gelecek diyecek ki ya ben maaşımdan kesinti olmaması lazımdı. Ne yapmak lazım? Gene bildirge vermek lazım. Bu kez 2 senelik kesintiyi de geri istemek lazım. İş birken 2'ye çıkacak. Veya sigortalı bir işe girdi veya emekliliğe müracaat etti. Zamanında tescil yapılmamış, müracaat edince Bağkur borcu ortaya çıktı. Dolayısıyla 2 ay sonra bu tespit edilebildiyse 2 maaştan mahrum olacak. Çünkü Bağkur borcunu ödemediği sürece SSK maaşı bağlanamayacak veya Bağkur maaşı bağlanamayacak. Benzer aklınıza gelebilecek birçok sosyal güvenlikle alakalı hak kaybına neden olacak uygulamalardan biri. Şirket ortaklığından ayrıldı, Bağkurlu bildirmedin. 15 gün sonra apar topar hastaneye gitti, ameliyat olacak, borçlu görünüyor. Oysa sen bildirimi yapsan, kayıtlardan düşse, kütüklerden düşse otomatik eşi üzerinden sağlıktan yararlanacak. Veya kız çocuğudur, babası üzerinden sağlıktan yararlanacak. Veya oğlu vardır sigortalı, başka sosyal güvencesi yoktur. Oğlu üzerinden otomatik yararlanabilecekken bu kez hastane kapısındaki başında beklemesi gereken oğlu bu kez eline giriş bildirgesiyle acaba çekmecede miydi bizim dosyamız? Bizim dosyamız Kadıköy'de miydi? Gebze'de miydi? Dolaşmak durumunda kalacak. Dolayısıyla buna özel önem vermenizi ben sizlerden istirham ediyorum. Öngöremediğiniz bazı çarpık sosyal sigorta uygulamasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sağlıktan yararlanamak, yararlanamamak, borcun kesilmesi, borcu tam olarak tespit edememen nedeniyle geç emekli olmak gibi birçok önemli bir durum söz konusu olabilir. Bunu özellikle yeri gelmişken belirtmek istiyorum. Tabii cezanın uygulanmamış olması da sizler adına, bizler adına da sevindirici oldu. Biz de bir para cezasını uygularken herhalde keyif alarak yaptığımız bir uygulama değildi. Belki Sayın İl Müdürümüzün olsun, benim olsun bir parça katkımız olduysa da ne mutlu bize diyelim. Özetle bildirim yapmamaya bir para cezası yok ama ortağın hak kaybı yaşamaması adına bu bildirim mutlaka yapılması gerekiyor. İlk kuruluş aşaması için herhangi bir bildirim yapmamıza gerek yok. Ticaret Sicil Müdürlüğü yapıyor. Sadece sonradan ortak olma, sonradan ortaklıktan ayrılma durumları için bildirim yapmamız lazım. GSS yapılandırmamız devam ediyor. Hangi tarihe kadar devam edecek? Nisan ayının sonuna kadar müracaatı yapabileceğiz. Onlarla ilgili kanun ayrı bir süre öngörmüş idi. Ancak onlarla ilgili de yine gelir testine girmeyenlerin bazı hak kaybı söz konusu oldu. Hiçbir geliri yok. Esasında belki de eski yeşil kart dediğimiz, şimdi G0 olarak adlandırdığımız, hiç prim ödememesi gereken birisi ama zamanında gidip gelir testini yapmadığı için, önce bir asgari ücretten tebligata rağmen yapmadığı için 2 asgari ücrete endekslenmiş olanlar var. Bunlar 31 Mart 2015 tarihine kadar gelir testi yapmak üzere kaymakamlıkların içerisinde bulunan Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'na başvurursa fiili gelir durumu üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu borç çıkaracak ya da çıkarmayacak. Yeşil kartlı grubundaysa borcu tümden silinmiş olacak. Daha önce 100 lira üzerinden tescil edildiyse 35 liraya inecek veya 240 lira üzerindeyse 120 liraya inecek gibi bir durum söz konusu olabilecek. Bunun için de 31 Mart 2015'e kadar kaymakamlıklara müracaat etmek, yapılandırma için de Nisan ayının sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat etmek gerekiyor. Tabii ilk ödemesi de peşin ödemeyi seçenler için 1 Haziran 2015 tarihi olacak. Kimler gelir testine girecek? Bir türlü tam oturmadı yasayla alakalı. Ona da kısaca değinmek istiyorum. Hiçbir sosyal güvencesi olmayanlar 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle artık bu kapsamın içine girdikleri için gelir testine girmesi gerekenler. Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar, çağrı üzerine çalışanlar, ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanlar, öğrenim görmeyen 18 yaşından büyük çocuklar, sigortalılığı sona erenler, lise, üniversite eğitimi sona erenlerin gelir testine girmesi lazım. Ama hangi süreler içerisinde gelir testine girmesi lazım dersek, sigortalı bir işten ayrılan kişinin ayrıldığı tarihten geriye doğru 1 yıllık süre içerisinde 30 günde nasıl prim ödemesi varsa işten çıktıktan itibaren 1 ay içerisinde bu bilgi her zaman lazım bize. Genel sağlık sigortası uygulaması devam ettiği sürece lazım.
Son bir yıl içinde 30 günden fazla, 89 gün aralığında ise, yani 90 günden az ise, işten çıkılan tarihi takip eden 10. günden itibaren bir ay içerisinde, yani işten çıktık 40. güne kadar gelir testini yaptırmamız lazım. Son bir yıl içerisinde 90 günden fazla prim ödememiz varsa, örneğin 4 seneden bu yana sigortalıyım, bugün işten ayrıldım. 90 günü takip eden günün üzerine 10 günlük bir süre ekliyoruz. 100. günden itibaren bir aylık süre içerisinde, yani 129. günden itibaren gelir testimizi yaptırmamız gerekecek. Aksi halde sanki 2 asgari ücret gelirimiz varmış gibi tescilimiz yapılacak. Liseyi bitirenler mezuniyet tarihinden itibaren 120. günde artık babasının, annesinin üzerinden düşeceği için bir ay içerisinde gelir testine girmesi lazım. Burada dikkat edelim, 4 ay demiyoruz, 120 gün diyoruz. Burada da gün hesabının olması pek sağlıklı olmamış. Parmakla saymak biraz zor olacak. İşsizlik maaşı alanlar işsizlik ödeneğinin bittiği tarihten itibaren bir ay içerisinde kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar işe girdikleri tarihten itibaren bir ay içerisinde, üniversiteden, liseden mezun olanlar mezun oldukları tarihten itibaren bir ay içerisinde, liseden mezun olanlar 120 günün sonundan itibaren bir ay içerisinde, üniversitede böyle bir koşul yok. Üniversiteyi bitirenler bir ay içerisinde gelir testi yaptırmak durumunda kalacak. Yine yapılandırma sona erdi ama hatırlatma babında önemli bulduğum bir iki tane konuya da buradan değinmem lazım. Yapılandırmayı yaptık, taksitle ödemeyi seçmişsek 6 taksit, 9 taksit, 12 taksit, 18 taksit, bunlardan herhangi birisini seçmişsek bir takvim yılında 2'den fazla taksiti aksatmayacağız. Yine aynı şekilde cari ay primi olarak 2'den fazla aksatmayacağız. Bu cari ay primleri hangi ayları karşılıyor derseniz, 2014 yılı Mayıs'la 12. ay primleri bu kapsamın dışında 2015 yılı Ocak ayı priminden başlamak üzere, yani 2 Mart'ta ödememiz gereken, esasında 28 Şubat'ta cumartesi pazara denk geldiği için 2 Mart'ta ödememiz gereken taksitimizle birlikte aynı zamanda Ocak ayı primini de ödeyeceğiz ki bir aksama olmasın. İşte Ocak'tan itibaren Ocak ve Kasım dönemi içerisindeki 11 aylık prim bir ay geriden ödediğimiz için yine her takvim yılı içerisinde 6 tane taksitin en az 4 tanesini, yine 12 tane, 11 tane primin en az 9 tanesini bu sene için, gelecek sene için 12 primin en az 10 tanesi süresi içinde ödememiz lazım. Ha oldu da süresi içerisinde ödeyemedik. Ne yapmamız lazım? Taksitleri süresi içerisinde ödedik veya aksattığımız 2'den fazla değil, 2 tane en fazla aksattık ama cari ayda, 3. ayda aksattık. Ne yapmamız lazım? Eğer Bağkur sigortalısıysak, çok zor duruma düştüm, ödemedim diye dosyamızın bulunduğu yere müracaat edersek yapılandırma hakkımız yanmayacak. Tekrar yeniden bize bir hak verilecek. İşverensek, meslek mensuplarının da daha yakından bildiği mali durum bildirim formu var. Düzenleyen var mı meslek mensubu olarak? Onu düzenleyip işveren çok zor durumdaysa, orada kasa artı banka artı kısa vadeli alacaklar bölü kısa vadeli borçlar formülü 2'nin üzerindeyse zor durumda değildir. 2'nin altındaysa bunu belgelemeniz koşuluyla iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumuna müracaat ederek sistemin bozduğu yapılandırmanın tekrar düzeltilmesi, yani memurun bir işlem yapması gerekecek arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtelim, sonra ilerleyen dönemde hak kaybı yaşanmaması adına. Peşin ödemeler için 2 Mart'ta sona erecek. Onu zaten formda görmüşsünüzdür. Yine bunun dışında Bağkur borcunu ihya edenler var. Orada bir taksit söz konusu değil. Hepsini ödediniz, ödediniz. Ödediyseniz hizmetleriniz ihya edilecek. Bir eksik söz konusu olunca tekrar ödediğiniz para size iade edilecek. Yani ihyanız geçerli olmayacak. Özellikle ihyada gecikme zammı çok aşağı inip borç çok düşük olduğu için mutlaka ödemenizi tavsiye ederim ben canlandıranlar için. Yani reel anlamda 80 bin liraya canlandıracağınız bir hizmeti 30 bin liraya, 25 bin liraya, 35 bin liraya dönemine göre canlandırabilmek bulunmaz bir nimet. Bugün 2 doğum borçlanması yapıyorsunuz neredeyse 30 bin liraya,
yakın tutuyor. Oradan düşündüğümüz takdirde mutlaka canlandırılmasında fayda var. Yine Bağkur sigortalıları için 2 Mart 2015 tarihine kadar bankadan kredi kullanılabileceğine ilişkin emeklilik şartlarını sağlayanlar için ek 2 dediğimiz formları sosyal güvenlik merkezlerimizden veriyoruz. Bunlar da sizlere hatırlatmış olayım. Murat Bey, son 10 dakikaya girdik, biraz hızlanabilirsen. Önemli değişikliklerimizden bir tanesi doğum borçlanması arkadaşlar. Hızlıca geçmek durumundayım başkanımızın uyarısı nedeniyle. Daha önce 2 olan doğum borçlanması 3'e çıktı. Eskiyle mukayese edip ne değişti derseniz, eskiden doğumdan önce SSK sigortası tescili olmayanlar borçlanamıyordu. Hem SSK'lı olacaksınız hem de doğumdan önce mutlaka SSK sigortalısı olmanız gerekiyordu. Şimdi hangi sigorta olursa olsun yeter ki doğumdan önce bir sigorta tesciliniz olsun. Doğumdan sonra da 2 yıllık süre içerisinde prim ödemeniz yoksa tamamını, eksik ödeme varsa yani doğum tarihiyle sonraki 2 yıl arasındaki 720 gün içerisinde bir eksik ödeme varsa eksiklerini borçlanma yapabilmek mümkün. Yine yasada olmamasına rağmen banka sandıklarında çalışanlar var, işte Akbank sandığı, İş Bankası sandığı gibi. Yasada bu yönde olmamasına rağmen isabetli biçimde Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu banka sandıklarından da sigortalı olup sonradan doğum yapanlara genelgeyle borçlanma hakkı verdi. Bunu da belirtmiş olalım. Yine bir diğer önemli değişik, yurt dışı borçlanma kanununda yapılan değişiklik. 2 tane ihtilaf özellikle mahkemelere sık gitmekte. Mahkemelere gidilmesi durumunda da mahkemeler doğal olarak yasal mevzuat, uluslararası sözleşmeyi dikkate almak suretiyle sigortalıları haklı bulmaktaydı. Bunlardan bir tanesi mavi kartlı dediğimiz, yani Türk vatandaşlığından izinle çıkanların durumu. Yeni düzenleme ile birlikte mavi kartlılar Türk vatandaşlığından çıktığı tarihe kadar olan kısmını 18 yaşından sonra olmak koşuluyla borçlanma imkanına sahip. Örneğin Almanya'ya gitmiş, 1990 yılında bir bayan düşünün, 2000 yılında da Türk vatandaşlığından çıkmış. Gittiği tarihte 17 yaşındaydı. 18 yaşını ne zaman tamamlıyor? 91 yılında. Demek ki 91 yılıyla 2000 yılı arasındaki 9 yıllık süreyi borçlanma yapabilecek. Yani borçlanmaya müracaat edildiği tarihte Türk vatandaşlığı var mı yok mu sorgulanmayacak. Bir diğer önemli husus sigortalılığın başlangıcıyla ilgili. 18 tane ülkeyle yapılan sosyal güvenlik sözleşmesindeki hüküm aynen şu şekilde, yani birbirine kelime kelime belki benzemez ama herhangi bir akit ülke tarafında ilk defa sigortalı başlanılan tarih, diğer akit ülke tarafından da ilk defa sigortalı başlanılan tarih olarak değerlendirilir. Buna benzer çerçevesi bu şekilde belirlenmiş. Zaten mahkemelerin de bu sözleşme hükümlerini dikkate alarak sigortalıları haklı bulduğu dikkate alınıp sigortalılarla Sosyal Güvenlik Kurumu mahkemelerde karşı karşıya gelmesin diye 6552 sayılı kanunla isabetli biçimde yurt dışı başlangıcın Türkiye başlangıç sayılmasına yönelik kanunu düzenleme geldi 11.9.2014 tarihi itibariyle. Hangi ülkeler bunlar? Slaytta gördüğünüz gibi tek tek saymaya gerek yok, zamanımız uzun sürdüğü için. Sayılmayan ülkelerde yine alt tarafta Danimarka, İngiltere gibi daha çok İskandinav ülkelerini görebiliriz. Yine bununla alakalı davalardan feragat edilmesi durumunda da daha önce talep edilmeyen talepler geçerli sayılacak. Yurt dışı başlangıcı için dava açtınız. Davanız devam ediyor. Hatta dün bir arkadaş yanıma geldi. Çok da ilginç bir durum. Davayı kaybetmiş. Öyle bir dava. Yerel mahkeme haklı bulmuş emekli maaşı bağlanması için. Bana göre de bağlanması lazım. Ama Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 81'in A bendine değil de C bendine sokmuş. Nasıl soktuysa oradaki herhalde gözünden kaçmış. Kararı bozmuş. Üzüntüyle yanıma geldi. Hiç üzülme dedim. Davadan feragat ettiğine dair mahkemeden yazıyı al, müracaat et, Sosyal Güvenlik Kurumu size maaşı bağlar dedim. Hocamız belki bilir, 18 yaş takıntısı var Yargıtay'ın, onunla ilgili belki kendisine de takdim edebilirim o kararı. Dolayısıyla davadan vazgeçmemiz durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu yurt dışı borçlanmamızı bize tebliğ edecek. Emeklilik maaşı bağlanmasına yönelik dava açtıysak, o ilk müracaat ettiğimiz tarihten günümüze kadar, yani 2 yıl önce dava açmışsak, 2 yıllık, 3 yıl önce dava açmışsak, 3 yıllık maaşımızı toplu almamız söz konusu olacak.
Yine meslek mensuplarını ve işverenlerini ilgilendiren önemli bir düzenleme. Daha önce yönetmenlikle getirilmişti. Yönetmenin ilgili hükmü Danıştay tarafından bozulduğu için kanuna aykırı bulunarak bu sizleri çok yakından ilgilendiriyor. Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmamış ülkelerden gelen ve geldiği ülkelerde primi öden sigortalılar sadece 3 ay boyunca sigortadan muaf olacak. 3. ayın bitiminden itibaren Türkiye'de zorunlu olarak 4.1a kapsamında sigortalı bildirilmesi gerekecek. Daha önce Çin'den gelmişti. Çin'den prim ödediğini belgeliyordu. Bir sene burada çalışıp Çin'den de prim ödediği için 4.1a kapsamında yani SSK sigortalısı olmuyordu. Yeni dönemde artık Türkiye'ye geldi, çalışmaya başladı. 3 ay bittiği tarihten bir gün öncesinden işe giriş bildirgesi verip onun adına prim ödememiz gerekecek. Hatta bu yürürlük maddesi 11.9.2014 olduğu için daha önceden geldiği ülkeden primi ödenen anlaşmasız ülkeler için söylüyorum. 3 aylık sürede 11.12.2014 tarihinde sona erdi. Dolayısıyla halen bildirmediğiniz varsa en azından kendiliğinden verirseniz 12.12.2014 başlangıç tarihli eğer önceden gelen, arada gelen varsa ona göre 3 aylık süreyi yapıp kendiliğinizden verirseniz en azından bir tespitte sigortasız işçi muamelesi görüp 5 puan ve diğer teşviklerden engellenme hakkınız ortadan kalkmaz. Özellikle buna dikkat etmenizi öneriyoruz. Eğer sözleşmeli ülke ise ülkeye göre değişen oranda istisna söz konusu. İşte Almanya'da 5 yıl, Fransa'da 24 ay gibi hatta bu sürelerden sonra bir de 2 yıllık, 3 yıllık uzatmalar süreleri var ki o ayrı bir konu. 2011'e 45 sayılı genelgemize bakarsanız orada da ülkeler ve uzatma sürelerini görebilmeniz mümkün. Yine yurt dışında ikamet eden Bağkurlu olması gerekenlerle ilgili bir düzenleme daha var. Türkiye'de ticari faaliyette bulunduğu için vergi mükellefi olabilir, limited şirket ortağı olabilir, anonim şirketin ortak ve yönetim kurulu üyesini seçilmiş birisi olabilir. Bağkur sigortalısı olması gerekir şirket ortağı vergi mükellefi olması nedeniyle. Ancak bunlar yurt dışında ikamet ederlerse, ikamet ettikleri ülke sosyal güvenlik kurumundan oralara prim ödediklerini belgeler ise sosyal güvenlik kurumu bunları 4.1b kapsamında sigortalı tescil etmeyecek, etmişse tescili sona erdirmiş olacak. Yine bir diğer önemli düzenleme ağır engelli çocuğu bulunan annelerin emeklilik yaşından indirim yapılması, her 360 gün için 90 günlük ilave kendilerine fiili hizmet zammı dediğimiz bir prim gün sayısının eklenmesi. Önceden mağlul çocuğu bulunan annelerdi. Mağlul kavramı biraz daha farklı, alması zor olan bir kavram olduğu için ağır engelli ibaresine dönüşmüş oldu. Bu engellilerin tarifi de 7-8 tane kanunda ayrı ayrı ifade edildiği için bir kavram kargaşası vardı. Daha kolaydır ağır engelli kararı vermek, mağlul kararı vermekten. Onun için ihtiyaca binaen böyle bir değişiklik oldu. Yine topluluk sigortalısı dediğimiz eski yeni kanunun 5. maddesinin G bendinde 5 geri sigortalı dediklerimizle ilgili bir düzenleme oldu. Ne oldu? Prim esas kazanç tavanı eskiden sigorta primine esas alt sınırının 6,5 katıydı. Yasayla birlikte artık prim esas kazanç alt sınırının 3 katı olacak. Yani asgari ücretin 3 katının üzerinde bir ödeme varsa yurt dışında çalıştırdığımız işçiye bunların prim esas kazancını yani SGK'ya bildireceğimiz kazancını 3 asgari ücret bildireceğiz. Zaten altındaysa bir problem yok. 2 asgari ücretse ödediğimizi bildirmiş olacağız. 5.000 lira ödüyoruz Irak'a götürdüğümüz bir işçiye. 3 asgari ücret 1.201 lirayı 3 ile çarparsak işte yuvarlak söylüyorum 3.600 lira. Demek ki prim esas kazancı 3.600 lira. Sadece 3.600 lira üzerinden prim kesmemiz gerekecek. Emekli maaşını çekme süresi uzatıldı. Eskiden 6 ay üst üste çekilmeyince, hareket görmeyince emekli maaşı kesiliyordu. Bu şimdi biraz daha gerçekçi bir süreye, 12 aylık bir süreye çıkarıldı. Dolayısıyla 12 ay içerisinde emekliler varsa maaşını çekmesi, çekemediyse bununla ilgili kesilmesi durumunda müracaat etmesi gerekir. Yine bir diğer önemli husus, hemen bitiriyorum başkanım. Ev hizmetlerinde çalışanlarının sigortalılığıyla ilgili bir düzenleme söz konusu. Yeni düzenlemeye göre ev hizmetlerinde 10 günden az çalışan, aynı toplu taşıma araçlarında çalışanlar gibi, aynı kültür
işlerinde işte sinema sanatçıları, dizi sanatçılarında olduğu gibi eğer 10 günden az çalışan durumundaysa işveren sadece bir defaya mahsus bir form sosyal güvenlik kurumuna verecek. Sözleşmeye göre kaç gün çalıştırıyorsa işte her ayın pazartesi günü geliyorsa haftada ayda 4 kere geliyorsa forma 4 kere geleceğini belirtecek. 4 gün diye işaretleyecek veya 8 gün diye işaretleyecek haftada 2 gün geliyorsa bunun üzerine 8 günün asgari ücreti üzerinden %2 prim ödeyecek. İşte asgari ücreti günlük 50 lira üzerinden görelim pratik olması açısından. 8 gün 400 lira yapar. 400 liranın %2'si 8 lira yapar. 8 liralık prim ödeyerek ev hizmetlerinde çalıştıran kişiler bu yükümlülükten kurtulacak. Şimdi arkadaşlar tahayyül etmekte zorlanıyorlar. Daha genelgesi de çıkmadığı için merak da içerisindeler. Bir kısmı bir an evvel bu yükümlülüğü yerine getirelim diyorlar. Pek öyle merakınızı çekecek yani tedirgin olmanızı gerektirecek bir durum yok. Nasıl Turkcell'e, Vodafone'a, Avea'ya gidip de bir internet paketine üye oluyoruz. İptal etmediğimiz sürece her ay bize 20 lira tahakkuk ettiriyor. 4 GB da veriyor benimki mesela. Bunda da aynı şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu'na 5 günlük tahakkuk başvurusu yapıyoruz. İptalini yapmadığımız sürece her ay 5 gün üzerinden bize %2'lik prim çıkıyor. Bizim işimiz bitiyor. Bundan sonra ev hizmetinde çalışan kadın kendisi Sosyal Güvenlik Kurumu'na aynı isteğe bağlı dilekçesi verir gibi dilekçesini verecek. Ben 30 gün üzerinden prim ödemek istiyorum diyecek. Bir nevi isteğe bağlı sigorta olacak. Prim esas kazancın %34,5 üzerinden prim ödeyecek. Bu da isteğe bağlı ödemeye tekabül eden bir rakam olacak. Ancak isteğe bağlıdan farkı ne olacak? İsteğe bağlı 4B kapsamında yani Bağkur sigortalılığı olurken bu SSK sigortalılığı olacak. İşin özü, özeti, aslı bu. Zaten 10 günden fazla çalıştırıyorsanız öteden beri dosya açtırmanız lazım. Bu yöntemin değil, öbür yöntem sizin için daha faydalı olacak. Ne bileyim 6111'den yararlanacaksınız, 5 puan indirimden yararlanacaksınız. Benzer teşviklerden de yararlanma adına eski usulün devam etmesi daha isabetli olacak. Başkanım süren bitti herhalde. Sonlandırıyorum. Bir dakika toparlayalım hemen. Sonlandırıyorum. Son madem bir iki dakikada toparla hemen onları da. Madencilerle ilgili emeklilik yaşının 55'ten 50'ye indirilmesi söz konusu oldu. Yine madencilerin fiili hizmet süresi zammı dediğimiz sizlerin yıpranma diye bildiği uygulamada bir değişiklik oldu. Esasında bu yıpranmadan yararlanabilmek için bizzat fiilen o işte çalışmak lazım. Yani yıllık izin süresinde, hafta tatili süresinde bundan yararlanılamaz iken yapılan değişiklikle yıllık izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil, eğitim, kurs süreleri gibi sürelerde de madenciler fiili hizmet zammından yararlanacak. Esasında 50 yaşa inmesi de sizin aldatıcı olmasın. İlk defa 1 Ekim 2008'den sonra sigortalılar için 50 yaş yoksa bazen yaşa tabi olmadan da emekli olabilmek mümkün. Madenciler işte 5000 günle, 3600 günle, 4500 günle, 4000 günle çeşitli versiyonda tabloda olduğu gibi emekli olabilmeleri söz konusu. Dönüşümlü, dönüşümsüz, sürekli yer altında, bir hafta yer altında, bir hafta yer üstünde durumuna göre emeklilikleri değişiyor. Yine iş mahkemesinde de önemli bir değişiklik oldu. Hizmet tespit davaları hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu'na dava açmadan önce müracaat etmek zorunlu oldu. İşte benim maaşım eksik bağlanmış, mahkemeye koşmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na maaşım eksik bağlandı diye itiraz edeceksiniz. İtirazınız reddedildikten sonra dava açacaksınız. Veya benim şu ödemem yapılmadı, şu hakkım sağlanmadı. Önce müracaat reddedildikten sonra. İlgili merkez 60 günden fazla süre beklettiyse size 60. günden itibaren de artık resen reddetmiş anlamına geleceği için dava açmanız mümkün. Yine bir iş kanundaki diğer değişiklikte 4A kapsamındaki sigortalı tarafından hizmet tespiti amacıyla işveren aleyhine açılan davalarda dava SGK'ya resen ihbar edilecek. Yani artık siz davalı derken hem Sosyal Güvenlik Kurumu hem çalıştığınız işvereni değil sadece işvereninizi yazacaksınız. İlgili iş mahkemesi resen Sosyal Güvenlik Kurumu'na bu yazıyı göndererek halef yapacak. Dolayısıyla davayı da sizin kazanmanız durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan vekalet ücreti alamayacaksınız. Tabii hukuki durumunu hocam daha iyi bilir.
65 yaş maaşlarını yersiz alan 2022 sayılı kanun kapsamında gerek 65 yaş üzeri, gerek engelli, gerek 18 yaşından küçük engelli yakını olanlara bağlanan yersiz bağlanmış aylıklar, bunlar hep bir kazanca endeksi. İşte geliri, kişi başına düşen geliri asgari ücretin netinin 1/3'ünden az olacak ki bunu alabilecek. Bu şartları daha sonra kaybetmesine rağmen alan varsa yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte bunlardan yeniden bu yersiz ödemeler istenmeyecek. Sabırla dinlediniz. Teşekkür ediyorum. Sunumu için İl Müdür Yardımcısı Murat Özdamar'a teşekkür ediyoruz. İşte sosyal güvenlikteki en son düzenlemelerle ilgili birkaç konuya değindi. Bir de doğum borçlanmasıyla ilgili bir konuyu belirteyim. Evlat edinenler de bu doğum borçlanması kapsamındaki borçlanmadan yararlanabilecekler kurum düzenlemesi olarak. Şimdi bir 15 dakika ara vereceğiz. Bu ara esnasında gerek Resul Üstadımıza, gerekse Nurşen Canikli Hocamıza veya Murat Özdamar'a veya bana soru sormak istiyorsanız yazılı alacağız sorular, ama lütfen soru kağıtlarının üzerine kime sormak istediğinizi büyük yazılarla yazarsanız tasnifini o şekilde yaparız. Hızlı bir şekilde de sunum yapan değerli üstadlarımıza dağıtırız. O şekilde de 5'e kadar da sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Şimdi 15 dakika ara veriyoruz. Teşekkür ediyorum.